Efendim hoş geldiniz gün ortasına. Ulusal Kanal ekranlarında yeni bir haftada gün ortasıyla sizlerle birlikteyiz. Gündem yoğun, sıcak haberler, sıcak bilgiler var. Ama öncelikle Erzurum'a gidiyoruz. Erzurum'da meydana gelen bir deprem var. Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.30 sevgili izleyiciler, meydana gelen 4.8 büyüklüğünde bir deprem var. Şimdi görüntüler de ekranlara geliyor. Erzurum Köprüköy'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin detaylarıyla ilgili açıklama AFAD tarafından da yapıldı. Paylaşılan bilgilere göre depremin yerin 6.90 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta Erzurum'da aynı noktada 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Erzurum ve çevresinde çok şiddetli hissedildi bu deprem. AFAD'dan dakikalar içinde yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu söyleniyor. Kandilli'den gelen bilgiye göre de 4.8 büyüklüğünde olduğunu söyleyelim ve yerin 6.90 kilometre altında meydana geldi. Erzurum ve çevresinde de hissedilen bu depremle ilgili detayları tabii ki şimdi Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'da yaşayan Murat Yıldırım, Köprüköy'de yaşayan bir vatandaşımız şimdi gün ortasında bizlerle birlikte. Evet, Köprüköy'deyiz. Murat Bey hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun diyoruz. İkinci kez yaşanan bir depremden bahsediyoruz. Tam olarak neredesiniz ve deprem nasıl meydana geldi, nasıl hissettiniz? Şu anda ben Köprüköy ilçesine bağlı Güzel Sarıköy'deyim. Yaklaşık yarım saat önce, yani saat 11.30'da deprem oldu. Ben evde oturuyorum. Bayağı bir sallandı. Yine kısa süreli bir depremdi. Fazla uzun sürmedi. 3-4 saniye bir şey sürdü. Böyle işte. Artı merkez üstü Topçuköy. Topçuköy'ü ben size göstermek istiyorum buradan. Topçuköy şu karşı dağın dibinde. Şu karşı dağın dibinde Topçuköy'ü. Peki şu anda bölge halkı tamamen dışarıda değil mi? Panik haliyle dışarı çıkıldığında biliyoruz. İkinci bir deprem yaşıyoruz. Yıkım, herhangi bir hasar, Allah göstermesin bir can kaybı, bir sorun var mı şu anda? Bölgeyle ilgili bize ne anlatabilirsiniz? Şu anda herhangi bir hasar ve can kaybı yoktur. Zaten kısa süreli bir depremdi. Yani şu anda millet sakin ama evine kimse girmiyor. Dışarıda millet. Bizim burası sakin çünkü bizim burası köyün dışında bir yer. Burada fazla ev yok. Çocuklar dışarıda, içeri girmiyorlar. Tabii ki telaş içindesiniz haliyle. İkinci kez geçtiğimiz günde 5 büyüklüğünde yaşanan bir depremden bahsediyoruz. Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.30'da sevgili izleyiciler 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama doğrultusunda bölgede yer alan Murat Yıldırım, bir vatandaşımız şu anda canlı olarak bize hem görüntülerle ilgili detayları aktarırken size hem de yaşananları aktarmaya çalışıyor. Dışarıda olacaksınız değil mi? Belli bir süre daha yetkililerle ilgili bir açıklama var mı bölgeden gelen? Şu anda herhangi bir kimse geldi yok buraya. Zaten merkez üstü Topçuköy olduğundan dolayı Topçuköy ve çevresine gidiyorlar. Çünkü orası daha çok sarsıldı. Bizim burası Topçuköy'ne birazcık uzak bir yer. Ne kadar uzaklıkta? Hemen gösterdik. Karşı dağın hemen dibinde Topçuköy. Karşı dağ, var ya. Karşı dağın hemen dibinde Topçuköy. Bundan dolayı burada fazla yıkım yok. İkinci bir konu. Bu köyün evleri daha yeni evler. Daha sağlam evler. Ama Topçuköy'e yakın evler. Topçuköy'ün evleri biraz daha taş yapı, kerpiçten dolayı olduğundan dolayı yıkım fazla oluyor. Bu depremde de bir yıkım meydana gelmiştir diyorsunuz o zaman Topçuköy'de. Olabilir evet, olabilir. Ama tam yıkım var mı yok mu şu anda bilmiyorum ama olabilir. Tabii ki çünkü bu da sarsıntı. Bayağı bir büyük bir depremdi. Ne kadar diğer sürdü deprem, dediniz? Diğer deprem kadar büyük değildi. Ama yine ona yakın bir şeydi. Nasıl devam etti? Yani ne kadar sürdüğünden size sormuştum ama yani uzun mu kısa mı bir kez daha izleyicilerimize aktaralım mı?
Depremin sürme şekli şuydu. Ben ayağa kalkıp iki adım atana kadar bitti deprem. Hı hı. Yani 3-4 saniye bir şeydi. Hı hı. Fazla sürmedi. Ama bayağı bir salladı. Dolapların sesini ben duydum. Evet. Peki. Bölgede şu anda son gelişmeler bunlar. Son olarak elinize ulaşan bir bilgi var mı? Topçuköy'le ilgili ya da Köprüköy'le ilgili, Erzurum'la ilgili bir gelişme var mı bilginiz? Evet, şu anda bilgim var benim. Ben arkadaşımı aradım. Herhangi bir yıkım yokmuş fazla. Herhangi bir yıkım yokmuş. Ama daha ne olur ilerisini bilmiyorum. Peki. Çok geçmiş olsun diyoruz Erzurum'a. Teşekkür ederim. Sayın Murat Yıldırım, Erzurum'da yaşayan bir vatandaşımız bize bölgede olanı biteni aktardı. Bir kez daha ekranlarda size aktarmış olalım. 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin detaylarını aldık. Haliyle vatandaşlar endişeli, panik halinde dışarıya çıktılar. Herhangi bir yıkım ya da can kaybı şu an için yok. Açıklamaları takip ediyoruz. İkinci kez yaşanan bir deprem, geçtiğimiz günde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti yine Erzurum'da ve bugün de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun diyoruz Erzurum ve Erzurum'daki vatandaşlarımıza diyelim. Hemen devam ediyoruz gündemimizde. Tabii ki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bölgeyle ilgili detaylar geldiği takdirde efendim. Şimdi bugünün gündeminde hangi başlıklar var? Önce her zaman olduğu gibi Turkuaz tabloya da bakalım. Son durum nedir COVID-19'la mücadelemizde? Test sayımız 350.163 olurken vaka sayımız bu testle birlikte 21.177'ye yükseldi. Vefat sayımız da 195. Yine yüksek seyirde devam ediyor ölüm oranları. İyileşen sayımız 34.290. Peki aşılamada son durum nedir? İkinci doz aşı yapılma oranı %80.61. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İlk doz aşılamada kısa sürede başarı elde edildiği halde ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılamada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz. İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler aşı tedarik edemeyen ülkelerdir dedi. Yani bizim elimizde aşımız var ama maalesef hala aşı olmuyoruz diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve her 100 binde görülen illere göre vaka haritamız da güncellendi. Peki son durum nedir? İllere göre haritamıza da bakalım. İstanbul'da bir artış var. 308.022. Ankara biraz düştü. 241.038 olarak gözüküyor. İzmir'de de bir düşüş var. 68.74 oldu. Vaka yoğunluğunda zirve Ordu'da 499.87 kişiyle birinci sırada Ordu yer alıyor. En çok artış olan illerimiz ise Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın olarak gözüküyor efendim. Şırnak'ı görüyorsunuz 11.72 ile yine bir hayli düşük. En düşük illerimizin başında Şırnak geliyor. En yüksek illerimizin başında da Ordu'yu görüyoruz. Ordu'da yükselişte devam ediyor. Evet, hem Turkuaz tablodaki son durumu aldık hem de COVID-19'la mücadelede her 100 bin kişideki haritamızı size son detaylarına, güncellenen haline aktarmış olduk. Peki siyasetin gündemine geçelim. Önce dış politika diyelim. Şimdi Yunanistan'da peş peşe gelen açıklamalar var Türkiye ile ilgili. Türkiye'ye sitem ediyor, Türkiye Avrupa Birliği'ne şikayet ediyor, yaptırım uygulanmasını istiyor. İspanya ile yapılan Türkiye arasındaki o savunma anlaşmasından bir hayli rahatsız, İspanya'ya kızgın. Şimdi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias sürekli bir açıklama Türkiye üzerinden devam ediyor. Ne yapmak istiyor Yunanistan? Neden gerilimi tırmandırıyor? Biz saatler 13'ü gösterdiğinde Yunanistan'a gideceğiz. Gazeteci İlhan Tahsin'le bu detayları konuşacağız. Ve Libya'da alıkonulan 7 Türk vatandaşımız MİT ve Katar'ın operasyonuyla başarılı bir şekilde ülkeye getirildi. Detayları öğreneceğiz. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan saatler 14'ü gösterdiğinde bizle birlikte olacak. Ve de COVID-19'da mücadele Avrupa'yı takip ediyoruz. Birçok ülkede sokak hareketleri var. Kısıtlama istemiyorlar. Yeni tedbirlerin uygulanmasını istemiyorlar. Vaka sayıları artıyor. Hem ülkemizde hem yurt dışında. Yurt dışında Avrupa'da artış ülkemize de yansıyor. Haliyle giriş gidişler, transferler var biliyorsunuz. Ne oluyor? Ülkemizde son durum nedir? Yeni bir kapanma gelir mi?
Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Bu Bakanlar Kurulu toplantısının da yine ana gündem başlıklarından biri koronavirüsle mücadele. Hepsini konuşacağız. Profesör Doktor Sayın Tayfun Uzbay bugün gün ortasında bizlerle birlikte olacak saatler 13.30'u gösterdiğinde. Siyasette 50+1 tartışmaları devam ediyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan gelen yeni açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını aktardı. Siyasi liderlerin çarşı pazar ziyaretleri de devam ediyor. Muhalefetten gelen erken seçim çağrıları var. Hepsini gün ortasında aktarmaya haberlerimizde devam edeceğiz diyelim. Ve hemen eğitim öğretim yılıyla bültenimize başlayalım efendim. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara tatili sona erdi. 9 günlük tatil sonrası ders zili yeniden çaldı. 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Nasıl geçti tatilin? Çok güzeldi. 9 günlük aranın ardından yeniden okullarının yolunu tuttular. Bir haftadır öğretmenimi çok özledim. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara tatili sona erdi. Yüz yüze eğitim öğretim kaldığı yerden yeniden başladı. Okullarda ara tatil sonrası ders zili çalarken 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Covid-19 vakaları nedeniyle 850 bin sınıftan 66'sı kapalı durumda. Biraz da heyecanlıyım. Bugün sınavlar var. Veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı. Çocuklarının okula girmesini bekleyen veliler okulların önünde yoğunluk oluşturdu. Dinlendiler, oyunlar oynadılar, çeşitli etkinlikler yaptılar. İyi geçti tatil. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak. Efendim Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 ve Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK-KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Bakalım detaylarına. Operasyonun ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahıs yakalandı. 5 şahıstan birinin FETÖ üyesi bir avukat olduğu tespit edildi. Avukat YB işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Şüpheli, savcılık ifadesi sonrasında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir şahsın da PKK-KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Eren operasyonları PKK'nın kış planını bozdu. Operasyonlarda bugüne kadar PKK'nın çok sayıda barınma alanı imha edildi. Çeşitli türlerde silah ve mühimmatla patlayıcı madde ve uyuşturucu da ele geçirildi. Şırnak, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari ve Tunceli'de ard arda başlatılan Eren kış operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı'nca ilk operasyonun başladığı 7 Kasım'dan bugüne terör örgütüne ait 177 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Operasyonlarda iki terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda silah ve mühimmatla 80 kilogram patlayıcı madde, 19 el yapımı patlayıcı, 10 el bombası, 867 kilogram uyuşturucu ve yaklaşık 1,5 ton yaşam malzemesi ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının genişletilerek süreceğini bildirdi. Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını paylaştı. Haftalık vaka yoğunluğu haritasında Ordu zirveye yerleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de vakalar artış gösteriyor. En çok artış yaşanan il ise Tunceli oldu. Aşılanmanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı Koca, salgına karşı daha güçlü mücadele için aşılama oranını yükseltmeliyiz ifadelerini kullandı. 6-12 Kasım haftalık vaka haritasını açıkladı. İllerdeki artışa dikkat çekti, aşı çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede 100 binde görülen ve 6-12 Kasım arasını kapsayan haftalık vaka haritasını paylaştı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308.22, Ankara'da 241.38, İzmir'de 68.74 oldu.
Haftalık vaka yoğunluğu haritasında Ordu zirveye yerleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de vakalar artış gösterdi. En çok artış yaşanan il ise Tunceli oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın olarak açıklandı. Aşılamanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz ifadelerini kullandı. İki doz aşıların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstüne esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz. Efendim, yeni tip koronavirüs hastalarda şaşılığa neden olabiliyor. Bu bilgiyi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hüban Atilla açıkladı. Atilla, sadece salgını ağır atlatanlarda değil, hafif geçirenlerde de bu belirtiye rastlanabildiğini ve servislerde bu vakalara sık sık rastlandığını söyledi. Yeni tip koronavirüsün şaşılığa neden olabildiği ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hüban Atilla, yeni tip koronavirüsün şaşılığa neden olabildiğini, servislerinde bu vakalarla sık karşılaştıklarını belirtti. Covid hastalığının kendisi gözde ilk başta hep halk arasında pembe göz dediğimiz konjonktivite neden olduğu çapaklanma, kızarıklık. Koronavirüsü ağır atlatanlarda değil, hafif geçirenlerde de bu belirtiye rastlanabiliyor. Daha sonraki dönemlerde şaşılık da yaptığı ani başlangıçlı gözümüzü hareket ettiren kaslarda felç nedeniyle ortaya çıkan şaşılıklar gördük. Atilla, Covid-19'dan dolayı şu ana kadar gözlerde kalıcı bir hasarla karşılaşmadıklarını söyledi. Covid'in ağırlığıyla çok direkt ilişkisi yok. Çok hafif atlatıp sadece göz bulgusu bile olabiliyor. Şu ana kadar kalıcı bir hasar, ağır bir hasar bildirilmiş yok. Avrupa'da durum nedir? Avrupa ülkelerinde vakalar tırmanışa geçince tedbirler yeniden sıkılaştırıldı. Avusturya'da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başlandı. Yunanistan'da ise aşısızlar artık kapalı alanlara giremeyecek. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 257 milyona dayandı. 5 milyon aşkın kişi de salgında hayatını kaybetti. Artan vakalara karşı Avrupa'da yeni önlemler getirildi. Avusturya'da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Yunanistan'da da aşısızlar kapalı alanlara giremeyecek. Yunanistan'da aşı olmayan yetişkinler artık lokanta, kafe ve müzelerin yanı sıra sinema, tiyatro, spor salonları gibi kapalı alanlara alınmayacak. İş yerleri ve toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için kamu ve özel sektörde değişen vardı uygulamasına gidilecek. Yeni önlemler 6 Aralık'a kadar geçerli olacak. Çekya'da günlük vakada rekor kırıldı. Bir günde yaklaşık 23 bin yeni vaka kaydedilince yeni önlemler devreye sokuldu. Ülkede restoran, eğlence merkezleri, toplu etkinliklere giriş ve hizmet sektöründe aşı kartı zorunlu hale getirilecek. Belçika'da vaka artışı üzerine tedbirlerin sıkılaştırılması protesto edildi. Brüksel'de önlemlere tepki gösteren yaklaşık 35 bin kişiye polis müdahale etti. Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Guadeloupe adasında ise sokağa çıkma yasağına rağmen kısıtlamalar için eylem yapıldı. 38 kişi gözaltına alındı. İstanbul'dayız. İstanbul Bahçeli Evler'de esnaf ve KOBİ kurultayı çözüm buluşması düzenlendi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek küçük ve orta büyüklükteki işletme sahipleriyle buluştu. Toplantıda dışarıya bağımlı ekonominin çıkmaza girdiği, üretim yaparak Türkiye'nin refaha ulaşacağı vurgulandı. Kurultay'da ekonomide refah için komşularla işbirliğinin önemine de dikkat çekildi. İhracatımız ithalata yetişemiyor ve dolayısıyla doların peşinden koşuyoruz. Dolar önümüzde koştukça da daha kıymetleniyor. Türkiye'nin sorunlarının, KOBİ'lerimizin sorunu, büyük sanayicinin sorunu, tarımın sorunu geliyor burada düğümleniyor. Esnaf ve KOBİ kurultayı çözüm buluşmasında sorunlar konuşuldu. Ekonomik çıkmazın çözüm yolu açıklandı. Üretim odaklı bir ekonomi Türkiye için temel mesele. Bizim amacımız kadının
üreterek, hem evinin işlerini yaparak, hem çocuklarına bakarak öğrenebileceği meslekler seçip bunları öğretmeye çalışıyoruz. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, İstanbul Bahçelievler'de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sahipleriyle bir araya geldi. Üretimle Türkiye'nin sorunlarının çözüleceği konusunda tam bir görüş birliği söz konusu. Sorun çok. İşletme sahipleri büyük sorunlar yaşıyor. Baktığımız zaman sanayicinin girdi fiyatları, ürünlerdeki işçilik dışındaki girdi fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Mesela işte bir, diyelim ki pompa üretiyor diyelim, su pompası ya da yağ pompası. Bir bakıyor motor fiyatına %10 zam geldi. Bir bakıyor bir ay geçiyor, bir daha zam geldi. Bu gidişata dur demek için üretmekten başka çare yok. Şimdi döviz kurunun artışının etkisi birebir direkt hem üreticiye hem imalat sahiplerine direkt temas ediyor. Maalesef ülke olarak üreten bir toplum değiliz. Üretmediğimiz için de dışa bağımlılığımız had safhada. Toplantıya tüm işveren sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Özaltın, Bahçelievler Kadın Kooperatif Başkanı Emine Seyhan, Dent Club Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güney, İstanbul Muhtarlar Birliği Başkanı Selami Aykut katıldı. Ve seçildikten sonra da her siyasi görüşte de aynı seviyede mücadele eden bir yapıyız. Vatan Partisi lideri Türkiye'nin çözüm yolunun eşiğinde olduğunu vurguladı, çözüm yolunu açıkladı. Tasarruf, yatırım, istihdam, üretim ve adil paylaşım. Üretim odaklı ekonomi sonuç itibariyle daha çok insanı çalıştırmaktan, onun içinde yatırım yapmaktan ve tasarruf yapmaktan geçmektedir. Perinçek, üretim devrimi programının en başında üreticiyi korumanın yer aldığını söyledi. Onlar üreticiyi kambur ilan etmişti ve kapıları açmıştı. Biz yerli üretimi koruyacağız. Bahçelievleri koruyacağız. Gümrüklerimizi dikeceğiz. 50 yıllık Türkiye'nin önündeki rezerv Zonguldak Dağı'nın altında yatıyor. Biz o dağa bakıyoruz ama kömürü gidiyoruz. Güney Afrika'dan getiriyoruz, Rusya'dan getiriyoruz, efendim yok Ukrayna'dan getiriyoruz. Türkiye'nin komşularıyla işbirliği mesajı da verdi Perinçek. Çözüm için bu işbirliklerinin önemli olduğunu vurguladı. Komşularımızla barış ve kardeşlik politikası, komşularımızla karşılıklı işbirliğine, güvene ve çıkara dayanan politikalar geliştirmek aynı zamanda bizim enerji güvenliğimizi sağlamamız bakımından zorunlu. Dolayısıyla geliyor olay aynı zamanda bir dış politika sorununa dayanıyor. Türkiye kendisine bu ekonomik yıkımı dayatan Atlantik sisteminin içinde kaldığı sürece, ona bağlı kaldığı sürece komşularıyla da arası bozuk oluyor. Bu emperyalist zincirin kırılması ve komşularımızın toprak bütünlüğünün sağlanması bizim aynı zamanda enerji güvenliğimizi sağlamamız bakımından çok önemli. Efendim, Türkiye'nin dört bir yanında seferberlik halinde olan Vatan Partisi Kasım ayının ilk yarısına ait faaliyet raporunu açıkladı. Kasım'da Vatan Partisi onlarca üretim devrim kurultayı ve çok sayıda siyasi etkinliğe imza attı. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek çiftçilerle buluştu. Perinçek, Abhazya ve Pakistan'la da üst düzey görüşmeler yaptı. Doğu ve Güneydoğu örgütlenme atılımını sürdüren Vatan Partisi Muş, Malazgirt ve Arı Patnos'ta ise ilçe başkanlıkları açtı. Bu memleketin gerçek efendisi üretenlerdir, çiftçilerdir. Onlarca üretim devrimi kurultayı ve siyasi etkinlik yapıldı. Ülkelerle işbirliğini geliştirmek için kritik adımlar atıldı. Biz hükümet olacağız. Vatan Partisi, Kasım ayının ilk yarısına ait faaliyet raporunu açıkladı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 günde 5 üretim devrimi kurultayı yapıldığını duyurdu. Kurultaylar İstanbul Beykoz, Muğla Ortaca, İzmir Buca, Denizli Honaz, Aydın Kirazlı'da yapıldı. Türkiye bir üretim devriminin eşiğindedir. Doğu Perinçek ve Abazya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Kıvarçıya İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi. Abazya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya hazır olduğunu ilan etti. Vatan Partisi, Pakistan'da iktidarda bulunan Pakistan Adalet Hareketi heyetiyle de İstanbul ve Ankara'da bir araya geldi. Biz Türkiye olarak, Pakistan olarak, efendim Çin olarak, İran olarak, Rusya olarak, Afganistan'ın komşuları olarak Afganistan halkının
ekonomideki sorunları çözmesinde onlarla beraber olacağız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da örgütlenme atılımını sürdüren Vatan Partisi, Muş, Malazgirt ve Ağrı Patnos ilçe başkanlıklarını açtı. Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü, Konya'da Panko Birlik, İstanbul'da Demokratik Sağlık Sendikası, Yalova'da ise siyasi parti il başkanlarıyla bir araya gelindi. Vatan Partisi meslek örgütleri çalıştayı da düzenledi. İstanbul İl Örgütü, Doğu Perinçek'in katılımıyla Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünde İki Devlet Bir Millet Karabağ Zaferi ve Ermeni Meselesi adlı konferans yaptı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Zafer Günü kapsamında düzenlediği resepsiyona Vatan Partisi davet edildi. 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde Vatan Partisi'nin il örgütleri resmi törenlere katılarak saygı duruşu ve anmalarda bulundu. Vatan Partisi Öncü Gençlik ise genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı düzenledi. Şimdi Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri milyonlarca vatandaşın öncelikli gündemi haline geldi. Peş peşe gelen zamlar nedeniyle geçinemeyen vatandaş asgari ücretin en az 4.000 lira olmasını istiyor. Ya 3.500-4.000 lira civarında olması lazım diye düşünüyorum açıkçası. Vallahi 4.000 olursa çok iyi olur. Yoksa inan ki kurtarmaz. Sanmıyorum. Yeteri kadar bir artış olacağını sanmıyorum. Çünkü memura da ne kadar vereceği belli değil. Şu enflasyonu görüyorsunuz. Asgari ücrete ne kadar zam yapılır? Yeterli olur mu sizce? Vallahi şimdiye kadar yeterli olmadı ama bundan sonra yeterli olur. Umarım yeterli olur. Gıda, giyim, barınma, temel ihtiyaçlara gelen faiz zamlardan sonra asgari ücret vatandaşın öncelikli gündemi haline geldi. Vallahi ben Türkiye'de asgari ücretin hiçbir zaman yeterli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Gözler Aralık ayında toplanacak asgari ücret komisyonunun vereceği kararda. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı toplantılarda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Aralık ayının ilk haftasında yapılması beklenen görüşmelerle ilgili olarak hükümet, sendikalar ve işverenlerden açıklamalar geliyor. Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz. Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de açıklama gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle asgari ücret meselesidir ve asgari ücretleri enflasyonun ezdirmeyecek, enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşmanın asgari ücret komisyonundan çıkmasıdır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Peş peşe gelen zamlarla geçinemeyen vatandaşlarsa 2022 yılı için asgari ücretin en az 4.000 lira olmasını istiyor. Asgari ücrete bir zam yapılması bekleniyor. Sizce ne kadar yapılır ve yeterli olur mu? Vallahi ben Türkiye'de asgari ücretin hiçbir zaman yeterli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Hani şimdi asgari yaşam standartları, işte yaşam koşullarına falan baktığınız zaman ya 3.500-4.000 lira civarında olması lazım. Vallahi 4.000 olursa çok iyi olur. Yoksa inan ki kurtarmaz. Olur mu sizce? İnşallah olur. Beklentimiz bu, inşallah olur. Oran bence vatandaşı tatmin etmeyecek. Yani örnek verelim, soralım buradaki herhangi bir mağazaya, bir personele soralım. Saat 10'da işbaşı yapıyor. 8 saat çalışma zorunluluğunun olmasına rağmen akşam 10'da çıkıyor. Aldığı para bir asgari ücret. Şimdi gelirken dolara bakıyoruz. Yani dolarla euro arayı kapattı. Şu anda alışveriş yapabilme şansımız var mı? Bakıyorum buraya tamamen yabancı. Onlar harcıyorlar, onlar alıyorlar, biz de bakıyoruz. Yani Avrupa'da da böyle değil. Yani orada %3'lerde, %5'lerde asgari ücret alanlar. Bizde neredeyse %50'ye yakını çalışandan asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyorlar. Yani bu adam 11'de eve gittiğinde yemek mi yesin, duş mu alsın, televizyon mu izlesin? Kendine bir sosyal alan nasıl belirleyebilir? Çok çalışmak yanlış değil, çok çalıştığında onun karşılığını alamamak hatalı bence. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlu olan 1 milyon 190 bin kişi toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek. Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. 1 milyon 190 bin borçlu yapılandırma için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurdu.
9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma kanununa başvurular 30 Eylül itibarıyla sona erdi. Bu süreçte 1 milyon 190 bin borçlu yapılandırma için başvuruda bulundu. Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezasıyla kanuni faizi silindi. Borç tutarları yurt içi üretici fiyat endeksiyle güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan yurt içi üretici fiyat endeksinin %90'ı, iki taksitle ödemede ise %50'si silindi. Kanunla birlikte önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. 1 milyon 190 bin kişi toplam 61 milyar liralık borç için yapılandırma başvurusunda bulundu. Borçluların peşin ödemenin sağladığı avantajlardan yararlanmasıyla 1 milyar 620 milyon liralık tahsilat yapıldı. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek. İkinci taksidin son ödeme tarihi ise 31 Aralık'ta sona erecek. Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri E-Devlet'ten yapılabildiği gibi SGK'nın anlaşmalı olduğu banka şubeleri, ATM'leri ile internet veya mobil bankacılık aracılığıyla da yapılabiliyor. Siyasetin gündemine geçelim. CHP'deyiz. CHP PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklama çalışmalarına devam ediyor efendim. CHP Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP'nin AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti kadar legal bir parti olduğunu savundu. Bir televizyon programında konuşan Altay, HDP ile PKK'nın ilişkisiyle ilgili de ben görmedim, bilmiyorum iddialar var dedi. Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz Başkan Öpen'in heykelini dikeceğiz, heykelini. Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Şimdi, Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Açığız bu konularda ve cesuruz bu konuda. Kamuoyu önünde açık açık söyledi. Güvenlik güçlerini, sivilleri hedef alan PKK'nın meclisteki uzantısını terör örgütü olarak görmediklerini belirtti. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş ve Sorosçu Osman Kavala'ya sahip çıktı. Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Şimdi, Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Açığız bu konularda ve cesuruz bu konuda. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız. CHP Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, PKK ile HDP'nin ilişkisinin olup olmadığını bilmediğini söyledi. HDP'nin PKK ile ilişkisini minimize etmesini ben de isterim. Varsa iddialar var. Ben gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı. Altay, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti kadar legal bir parti olduğunu savundu. Bana göre HDP 6 milyon oy almış. En az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar, İYİ Parti kadar legal bir siyasi partidir, meşrudur. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. CHP Grup Başkan Vekili, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş ve Sorosçu Osman Kavala'ya da sahip çıktı. Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Şimdi, Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Açığız bu konularda ve cesuruz bu konularda. Mecliste bütçe görüşmeleri devam ederken tartışmalar da yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, HDP'li Garo Paylan'ın kiliselerin restorasyonlarına ilişkin sorusuna sert yanıt verdi. Ermenistan'ın Karabağ'da ve Şuşa'da camileri yerle bir ettiğini hatırlatan Ersoy, Paylan'a bununla ilgili Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a ya da parlamentoya bir mektup yazdınız mı diyerek tepki gösterdi. Restorasyon çalışmaları bu dönemde hızlı bir şekilde tamamlanıp hizmete sundu. Türkiye'nin kiliselere sahip çıkmadığını iddia etti. Bakandan sert yanıt aldı. Yani keşke herkes bizim sahip çıktığımız kadar sahip çıksın. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri 20 Kasım'da komisyonda tamamlandı. Görüşmeler sırasında Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Garo Paylan arasında tartışma yaşandı. Bak burada 21 tane kilise var. Restorasyonla başlamış, yapmış.
Bakan, HDP'li Garopayla'nın kiliselerin restorasyonlarına ilişkin sorusuna yanıt verdi. 21 kilisenin restorasyonunun yapıldığını belirten Ersoy, Türkiye'yi hedef alan Paylan'ı eleştirdi. Benim zoruma giden, siz dediniz ki hani yurt dışında bir camiye bir şey yapsalar, şunu yapsa ben zıplarım dediniz, isyan edebilir. Ya Azerbaycan'da, Karadağ'da, Şuşa'da yerle bir ettiler. Çıkıp Ermenistan Paşinyan'a bir mektup yazdınız mı? Parlamentoya bir mektup yazdınız mı? Ersoy, Avrupa'da Osmanlı döneminden kalan eserlerin restorasyonu için TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak başvuruda bulunduklarını ancak izin verilmediğini sözlerine ekledi. Yurt dışında biz, bakın bak çok daha etkili bir şey söyleyeceğim size. Biz başvuruyoruz vakıflar ve TİKA olarak. Verin bunu bir restore edelim diyoruz. Ona dahi izin vermiyorlar bakın. Efendim AK Parti'nin tarihçi, milletvekili, doçent doktor Halil Özçavlı İngiliz arşivinde Atatürk'ün 98 yıl önce Times gazetesine verdiği röportajı ulaştığını açıkladı. Ancak Atatürk'ün bütün eserleri genel yayın yönetmeni Şule Perinçek'ten açıklamayla ilgili bir düzeltme geldi. Perinçek ilk kez yayınlanmıyor. 16 yıl önce Atatürk'ün bütün eserlerinin 2005 Şubat ayında basılan 15. cildinde belge yer alıyor dedi. İngiliz savaş gemisinin seyir defterinde Mustafa Kemal ile yapılmış bir röportajı bulduk. AK Parti'nin tarihçi milletvekili doçent doktor Halil Özçavlı, İngiliz arşivinde araştırma yaparken Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan röportajının ortaya çıktığını açıkladı. 98 yıl önce Le Temps gazetesindeki röportajın bugüne kadar bilinmediğini söyledi. Biliniyor mu? Kesinlikle bilinmiyor. Dolayısıyla bu röportajın ilk defa ortaya çıktığı ve daha önce yayınlanmamış olduğu ortaya çıkmış oldu. Atatürk'ün bütün eserleri genel yayın yönetmeni Şule Perinçek'tense açıklamayla ilgili önemli bir düzeltme geldi. Perinçek röportajı ilk defa 16 yıl önce yayımladıklarını açıkladı. İlk kez yayımlanmıyor. 16 yıl önce Atatürk'ün bütün eserlerinin 2005 Şubat ayında basılan 15. cildinin 151 ve 152. sayfalarında belge yer alıyor. Atabey'i hazırlarken titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Şule Perinçek, Atatürk'ün beyanatının Le Temps'ten önce İkdam gazetesinde yayımlandığını ifade etti. İkdam gazetesinin 20 Şubat 1923 tarihli sayısının birinci sayfasında Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Tan gazetesinin özel muhabirine en son İzmir'de aşağıdaki beyanatta bulunmuştur ibaresiyle yayınlanmış. Mustafa Kemal bu konularda çok titiz. Biz de o titizliğe çok dikkat ettik. Söylediklerinden farklı bir şey yayınlanırsa mutlaka takip ediliyor. Ya kendi tuttukları not yayınlanıyor ya da bazen düzeltme bile gönderiliyor. Onun için Atabey'de yayınlananlar güvenilir belgedir. Bir anlamda hem Atatürk'ün denetiminden hem de bizim kurallarımıza göre de sağlaması yapılmıştır. Bu konuda Atatürk'ün bütün eserlerine bakmadan karar vermemek gerekir. Çok ayrıntılı ve neredeyse dedektiflik faaliyeti bile yaparak araştırma yaptık. Le Temps'te beyanat daha sonra haber olarak yayımlanmış. 20 Şubat beyanatın ikdamda yayımlandığı tarihtir. Evet, Yunanistan sevgili izleyiciler Türkiye'yi şikayet etmeye devam ediyor. Dendias'ın açıklamaları vardı biliyorsunuz. Türkiye'nin bölgedeki istikrara yönelik tehdit olduğunu iddia ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara'dan bu açıklamalara tepki de gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan'ı aklı selime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz dedi. Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir. Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye karşıtı faaliyetlerini artıran Atlantik cephesinin haksız suçlamaları yanıtsız kalmıyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin uluslararası hukuka uygun olmayan taleplerinden ve yayılmacı anlayışlarından kaynaklı bazı sorunlar yaşamaktayız. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin bölgedeki istikrara tehdit olduğunu iddia etti. Bu sözlerine yanıt Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten geldi. Yazılı bir açıklama yapan Bilgiç, Atina'ya sert uyarılarda bulundu. Türkiye'nin bölgesinde ve yakın çevresinde barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit rolü bir türlü hazmedemeyen Yunanistan'ın, Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, işbirliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışması beyhude çabalardır.
Bir yandan diyalog derken diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan'ı aklı selime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz. Libya'dayız. Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süre yürüttüğü çalışmalar sonucunda kurtarılan vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak geçmiş olsun dileklerini diletti. Libya'da alıkonulan 7 Türk Türkiye'ye getirildi. Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nca yürütülen uzun süreli çalışmalar sonucu kurtarıldı. Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da destek verdiği çalışmalar sonucunda İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdülsamet Akçay yurda getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yurda dönen vatandaşları telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı davranışı çok kez ekranlarınıza getirdik ama yine yeni görüntüler var efendim. Yunanistan Ege Denizi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri insanlık dışı uygulamalarla Türk karasularına itmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Yunan sahil güvenlik personelinin silah doğrulttuğu ve sopayla vurduğu göçmenleri Türk karasularına ittikleri anlara ait görüntüleri paylaştı. İzleyelim. Görüntüler farklı dönemlerden bugüne kadar uzanıyor. Kayıt yeri binlerce göçmenin umutlarının gömüldüğü Ege Denizi'nden. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kaydedilen görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Botlarda annelerinin kucağında çığlıklar içindeki çocuklar, üzerine acımasızca ateş açan Yunan sahil unsurları. Bu çığlıklar hiç duyulmuyor. Yunan ekipleri uzun zıpkınlarla botları batırıyor. Botları batırılan göçmenler ölüme terk ediliyor. Üstelik tüm bu acımasızlık Frontex ve NATO unsurlarının gözleri önünde yapılıyor. Bu görüntüler ne ilk ne de son. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı son yapılan kurtarma operasyonunu uzun süredir yaşanan benzer görüntülerle dünyaya servis etti. Ege'de 7/24 devriyede olan ekipler bir kez daha Yunan sahil güvenlik unsurlarınca darp edilip Türk karasularına itilen göçmenleri kurtardı. Görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Reklamlara gidelim şimdi. Reklamların ardından Yunanistan'a gideceğiz. Hem göçmen politikalarını konuşacağız. Gazeteci İlhan Tahsin bizlerle birlikte olacak. Hem de Dendias'ın Türkiye'ye karşı açıklamaları vardı. Hepsini değerlendireceğiz, ayrılmayın. Efendim, gün ortası reklamların ardından devam ediyor. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Meclisteyiz. Mecliste bütçe maratonu devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor bugün. Zaman zaman yaşanan tartışmalar da var. Hemen mecliste Seda Küz bizi bekliyor ve detayları Seda'dan alacağız. Seda, nedir bu tartışmaların sebebi? Neler konuşuluyor? Seni dinleyelim bütçe görüşmelerinde. İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi bugün sabah saatlerinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı ve tartışmalarla başladığını söyleyelim. Neydi o tartışmalar? Öncelikle Bakan Süleyman Soylu'nun sunumu sırasında ilk tartışma çıktı ve gülme tartışması yaşandı. Hemen bu tartışmanın ayrıntılarını izleyicilerimize aktaralım. Bakan Süleyman Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin sunumu sırasında CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Bakan Soylu'ya gülümseyerek bakması üzerine uzun süre Bakan Süleyman Soylu'nun tepkisi oldu. Bana gülerek bakma Sayın Özkoç. Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Terörle mücadele hoşunuza gitmiyor. Onlarca şehit veriyoruz. Bu konuşmaları yaptığım sırada gülümseyerek bakmanızı kınıyorum dedi. PKK'ya her evden bir oy istediniz. Seçimleri hatırlatarak bu eleştirilerde bulundu. Tabii Bakan Süleyman Soylu'nun bu eleştiriler üzerine CHP ve HDP sıralarından da itirazlar geldi. Provokatör diye suçlamıştı.
açıklamada bulundular İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya. Ve bu sırada Soylu HDP'li Tülay Hatimoğulları'na seslendi. Kendisine yönelik eleştirileri ve hedef alması üzerine sen PKK'dan izin aldın mı konuşmak için diye bağırdı Süleyman Soylu. Ve bu tartışmaların üzerine de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz kısa bir ara verdi sakinleşmesi için tüm milletvekillerinin ve Bakan Süleyman Soylu'nun. Ve aranın ardından şu dakikalarda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. Tabii Süleyman Soylu konuşmasının devamında aranın ardından HDP'li vekillerin yüzüne bakarak doğudaki ailelere de bir sesleniş oldu. Çocuklarımızı HDP binalarından terör örgütüyle daha göndermediğiniz için teşekkür ederiz dedi. Ve PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir. Elebaşlarının bile ümitlerinin tükendiği batıya yaptıkları sitem dolu çağrılarında görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarımız artık daha fazla okuyor, doktor oluyor, mühendis oluyor dedi. Ve aslında çok önemli kritik rakamlar da paylaştı Bakan Soylu. Terör örgütünün eylemlerindeki sayıları verdi. %95 oranında azaldığını söyledi. Üniversiteye Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle terör eylemlerinin sona erdirilmesi, bilançonun gittikçe azalması üzerine üniversite öğrenci sayısı %100.3, tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısının ise %98.7 artış gösterdiğini söyledi Bakan Süleyman Soylu. Ve tabii CHP'ye tezkere eleştirisi de vardı. Kimse kusura bakmasın, Gazi Meclis'in çatısı altında tezkereye hayır oyu vermenin anlamı orada terör örgütünün tekrar yuvalanmasına izin vermektedir dedi Süleyman Soylu. Yine yeniden o bölgenin terör örgütünün hakimiyetine bırakılmasına sebep olacak bir hayır oyu verilmesini reddettiğimizi ve bunu tarihe not olarak düşüldüğünü ifade etmek istiyorum dedi Süleyman Soylu. Tabii şu ifadeleri de yer verdi. PKK ile mücadelede bilançoyu açıkladı. FETÖ ile mücadelenin de son FETÖ mensubunun yakalanıncaya kadar devam edeceğini söyledi. Artık yeni bir Türkiye'yi konuşmak lazım. Bunu konuşacak olan PKK değildir, kalıntıları değildir, siyasi uzantısı hiç değildir dedi Süleyman Soylu. Terk ettiğimiz eski sistemler değildir, eski Türkiye'nin kabulleri değildir ifadelerine yer verdi. Ve aslında üstü kapalı Amerika'ya, Batı'ya yönelik eleştirileri vardı. Geçtiğimiz günlerde Hakkari'de yakaladığımız zırh delici özelliği bulunan ve neredeyse fabrikadan yeni çıkmış AT-4 füzelerini kim gönderdiyse bu örgütlerin imalatçısı da odur yanıtını verdi ve şu an toplam terörist sayısının Türkiye'de 180'in altına düştüğünü de açıklamış oldu Bakan Süleyman Soylu bugünkü yaptığı bütçe sunumunda. Ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da terörle mücadelenin kararlı bir şekilde yürümesinin sonucunu da şu sözlerle açıklamış oldu. Teröre kaynak sağlayanlara karşı kepenklerin kapatıldığı, kepenkleri kapatmayanları örgütün cezalandırdığı bir Türkiye'den bugün üretimin ve sanayinin geliştiği, inanç, kültür, doğa turizmiyle Doğu ve Güneydoğu'yu cazibe merkezi haline getiren bir Türkiye'ye geldik yanıtını vermiş oldu. Hem muhalefet kanadına hem de HDP'lilere seslenerek bunları da söylemiş oldu. Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesine, Diyarbakır ailelerinin HDP Diyarbakır il binası önünde tuttuğu evlat nöbetine de değildi. Tabii bu sırada yine tartışma çıktı Yeşimer Yılmaz. Aynı mesajın Bakan Süleyman Soylu bu mücadeledeki kararlılığın Hakkari'de, Muş'ta, Van'da da sürdüğünü belirtti. Ve bu sırada tabii hem HDP'lilerden hem CHP'lilerden eleştiriler geldi. Ve Bakan Süleyman Soylu bu eleştirilere de yanıt verdi. Ve tabii bu sırada CHP'liler 10 bin dolar tartışmasına da değindi. Ellerinde bir döviz vardı. 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklayın diye Süleyman Soylu'ya seslendiler. Bakan Süleyman Soylu'nun yanıtı da sert oldu. Bu yanıtı veririm, uyuşturucuyu kimin aldığında 10 bin dolarla ilgili de yanıtı veririm ama öncelikle siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 yıl önceki sözlerini hatırlattı. Baylok kullanan milletvekillerinin ismini açıklayacağını söylemişti. Bakan Süleyman Soylu da CHP sıralarına işte bu sözlerle yanıt verdi, seslendi. Öncelikle genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıl önce bu meclisten, Gazi Meclis'ten baylok kullanan milletvekillerinin isimlerini açıklayacağını söylemişti. Hadi açıklasın yanıtını verdi. Tabii tartışma yeniden büyüdü ancak bir ara verilmedi. Tabii oldukça kalabalık bir toplantı salonu olduğunu da söyleyelim. Covid-19 ile ilgili de sık sık burada yine müdahalelerde de bulunuyor Cevdet Yılmaz komisyon başkanı.
Tabii tartışmalar bu şekilde, tartışmalarla birlikte devam ediyor. Komisyondaki bütçe sunumu Bakan Soylu'nun biraz sonra, dakikalar sonra muhalefete söz geçecek. Hem muhalefet hem iktidarda düşüncelerini, fikirlerini ve eleştirilerini paylaşacaklar. 2022 yılı bütçesine ilişkin de tabii rakamlarla ilgili de bilgileri verdi Bakan Süleyman Soylu, ayrılan bütçe sayısına ilişkin rakamları da vermiş oldu. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin de kararlı bir şekilde süreceğini söyledi. Kapsamlı bir sunum yaptık biz şu an. Çünkü 72 sayfalık bir sunum yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bir kitapçık da dağıtıldı milletvekillerine. Sunumdan sonra birazdan da muhalefetin sözleriyle kaldığımız yerden devam edecek bütçe görüşmeleri. Peki. Seda Küs, kolay gelsin. Meclisteki bütçe görüşmelerini takip ediyor. Detayları aktarmaya devam edecek diyelim. Biz haberlerimize geri dönüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sunat Altun'la heyetler arası görüşmede bir araya geldi Fatih Dönmez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji ağız güvenliğine yönelik ihtiyaç duyduğu projelere destek olmayı sürdüreceklerini belirtti Dönmez. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Tabii bugün Sayın Bakanımızla önemli birkaç noktayı değerlendirme ve bir işbirliği alanı yapma veya işbirliği alanımızı genişletme fırsatımız oldu. Bunları değerlendirdi kendisiyle. Bizim için en önemlisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arz güvenliğinin sağlanabilmesi ve mevcut kurulu gücün de bu tüketimin artık üretim hatlerine de dayanmasıyla birlikte kapasitenin artırılması imkanıydı. Kendi takdirlerinde bizlere 2 tane 25 megawattlık dizel ve gaz çevrimi imkanı olan makinanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne görevlendirileceği müjdesini kendisinden aldık. Arz talep dengesini gözden geçirip ona uygun yeni belki üretim tesislerinin kapasitelerinin artırılması, kurulması dahil olmak üzere şebekede yapılabilecek kapasite artışları olabilir. Yine öte yandan adanın güneş potansiyeli oldukça yüksek. Şu anda 90 megawatta gelen bir potansiyel var. Bunun tabii daha da artırılması konusunda da yine işbirliği çalışmalarını yapabileceğimizi ifade ettik. Dün olduğu gibi bugün de inşallah yarın da biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Enerji Bakanlığı olarak da adanın arz güvenliği ile alakalı ihtiyaç duyduğu projelere destek olmaya devam edeceğiz. Ben Sayın Bakan'a tekrar... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib sınırındaki Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Soylu Karakol Kalesi'nden sınır bölgesini inceledi. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Sağ olasın. Allah teşekkür ederim. Güvenlik toplantısı için Hatay'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib sınırındaki Şehit Üsteğmen Mehmet Alim Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Kolay gelsin. Sağ ol. Güvenlik ve kamera sistemlerini de inceleyen Soylu, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve 2. Hudut Alay Komutanı Albay Tayfun Çağ'dan bilgi aldı. Meyvede duvarlarımız var, burası sınır hattımız aynı zamanda. Soylu'ya ziyaretinde yardımcıları İsmail Çataklı ile Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgür Soy Çelik eşlik etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, Karakol Kalesi'nden sınır bölgesini inceledi. Ben Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'da sarı yeleklilerin eylemi 3. yılında eylemlerin yıl dönümünde Fransızlar yine sokaklardaydı. ABD Başkanı Joe Biden karşıtı pankartlar taşıyan eylemciler Macron yönetiminin istifasını istedi. Polis eylemcilerle cop ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Fransa'daki ekonomik gidişat ve sendikalara yönelik baskılara karşı başlayan eylemler 3. yılına girdi. Başkent Paris'te başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler uluslararası kamuoyunda Sarı Yelekliler Eylemi olarak isimlendirildi.
Macron yönetiminin istifasını isteyen sarı yelekliler eylemin yıl dönümünde de sokaklardaydı. 2022 Nisan ayında yapılacak seçimler için hazırlanan ülkede sokaklar çatışma alanına döndü. Binlerce Fransız, Macron istifa, Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız pankartlarıyla Paris'te Ekonomi Bakanlığı'nın yanındaki meydanda toplandı. Bir kamyonun üzerine Macron ve Amerikan Başkanı Joe Biden'la ilgili karikatürler asıldı. Karikatürler hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı. Sarı yelekliler, Vito Heylen baş meydanına yürümek isteyince çatışma yaşandı. Polis yürüyüşü engellemek istedi. Eylemcilere copla ve biber gazıyla müdahale edildi. Çok sayıda kişi yaralandı. 17 Kasım 2018'de akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan eylemler zamanla Macron yönetimine karşı eylemlere dönüştü. Ülkede toplumsal ve siyasi krizlere neden olan eylemlerde 3 yılda 11 kişi hayatını kaybetti. Efendim Şırnak'tayız. Madde bağımlılığına karşı anneler hareketi gençleri uyuşturucu batağından kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Şırnak'ta annelerle bir araya geldi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, haydi anneler ayağa kalkalım dedi. Gelin birlik beraberlik olalım. Artık bu HDP, bu PKK bitsin. Bu anneler, bu babalar artık ağlamasın. Mücadele sözü verildi. Gençler uyuşturucu tuzağından kurtulacak. Onlara bir mesnek bir yerde açılsın, eğitim versin. Yani bu çocuklar elimizde gidiyor. Bir oğlum var. Cumhuriyet Kadınları Derneği, madde bağımlılığına karşı Anneler Hareketi adıyla başlattığı proje kapsamında Şırnak'ta kahvaltı düzenledi. Uyuşturucu bağımlısı olmuş maalesef bu deneyimin içindeki evlatlarımızı mutlak surette geri kazanmak zorundayız. Bunun bir ikinci seçeneği, ikinci bir ihtimali yoktur. Bu çocukların hepsi tedavi olmalıdır. Etkinliğe katılan anneler çocuklarının bu tuzaktan kurtarılmasını istiyor. Devletimiz bir çözüm bulmalı. Bir yer açılsın. Orada çalışsın kafası bu. Bunu kafasından atsın bu maddeyi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür annelere çağrı yaptı. Haydi anneler, haydi aileler kalkalım ayağa, çocuklarımızı uyuşturucudan bir kalkan gibi koruyalım. Aileler bölgeye yatırım yapılmasını istedi. Bölgemizdeki kıymetli iş adamlarımızdan birleşerek bu bölgeye bir amatem açtırmalarıdır. Gençlerimizin neredeyse %80'i işsiz. İşsizlik zaten bu lanete bulaşmada ön bir sebep oluyor. Bir rehabilite merkezi açılmasını istiyoruz. Emniyet Teşkilatı Vazife Malul Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Hacı Şanlı da terör ve uyuşturucu bağlantısına dikkat çekti. Terörle mücadele ilk önce bence uyuşturucuyla mücadeleyle başlar. Çünkü teröre en büyük katkıyı maddi kaynağı sağlayan şey uyuşturucudur. Kaynağında kurutmak gerek. Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik, birlikten kuvvet doğar dedi, anneleri bir araya gelmeye çağırdı. Şu gerçeği kabul edelim. Bir araya gelmeden bu işin altından bireysel olarak kalkamazsınız. Ancak örgütlü olarak altından kalkarsınız. Birbirinize destek olursunuz. Dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, uyuşturucuya karşı mücadele eden annelerin yanında, uyuşturucuya karşı anneler hareketine destek amacıyla video yayımlayan Uğurlu, uyuşturucu karşılaştığımız en tehlikeli virüs, bütün insanlık birlikte mücadele etmelidir. Uyuşturucu, insanlığın baş düşmanı, karşılaştığımız en tehlikeli virüs. Uyuşturucuya karşı anneler hareketine toplumun her kesiminden destek gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, uyuşturucuya karşı savaş açan annelere destek amacıyla bir video yayımladı. Cumhuriyet Kadınları Derneği, uyuşturucuyla mücadele konusunda çok büyük bir adım atmış. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ailelere çok büyük görev düşüyor. Uyuşturucuyla mücadele konusunda gerçekten çok büyük görevlerimiz var. Sanatçı, uyuşturucu ticaretinin savaşlardaki rolüne ve mazlum milletler üzerindeki etkisine de dikkati çekti. Tehlikenin bir başka boyutu, daha az altı çizilen ama bence çok önemli olan
uyuşturucudan para kazanan baronların, netice itibariyle bu kazanılan paralarla edinilen silahların gariban toplumlar üzerinde büyük felaketlere sebep olmalı. Uyuşturucu insanlığın baş düşmanı diyen Uğurlu, tüm insanlığın uyuşturucuya karşı birlikte mücadele vermesi gerektiğini vurguladı. Uyuşturucu insanlığın baş düşmanı, karşılaştığımız en tehlikeli virüs. Ebeveynler, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve bütün insanlık buna karşı mücadele etmeli. Diş hekimleri 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Ankara Diş Hekimleri, sevgili izleyenler ve dinleyenler, odasından yapılan açıklamada ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekildi. Açıklamada diş hekimlerinin COVID-19 ile ilgili yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması da istendi. COVID-19 ile mücadele sürerken ağız ve diş sağlığı büyük önem taşıyor. Diş hekimleri diş sağlığına dikkat çekiyor. Yaşam kalitesi açısından önemli kayıplara yol açan ağız diş hastalıkları, diyabet, kalp damar hastalıkları, büyüme gelişim geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynamaktadır. 22 Kasım Diş Hekimliği Günü, 22 Kasım haftası ise Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Ankara Diş Hekimleri Odası bu nedenle yazılı bir açıklama yaptı. Ağız diş sağlığı problemlerinin açığa çıkmadan önce koruyucu uygulamalarla önlenmesi, hastalıklar açığa çıktığındaysa hızla tedavi edilmeleri gerekir. Tedavideki gecikme ağız diş sağlığı ve genel sağlığı bozarken sağlığa ayrılan bütçenin de katlanarak artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sağlık anlayışımızın temel değeri olmalıdır. Açıklamada diş hekimlerinin COVID-19'da yaşadıkları sorunlara da değinildi. Filyasyonda görev alan diş hekimlerinin ağız diş sağlığı merkezleri ve hastanelerinde hizmet vermeye devam eden diş hekimlerinin zorlu çalışma koşulları olduğu belirtildi. Serbest çalışan diş hekimlerinin artan ekonomik sıkıntıları olduğu ve salgın boyunca destek almadıkları ifade edildi. Açıklamada fakülte ve kontenjan sayısındaki artışın işsizliğe neden olduğu da vurgulandı. 2002'de 19 olan diş hekimliği fakülte sayısının bugün 103'e, 2005'te 960 olan kontenjanın 2021'de ise 88 fakültede 8356'ya ulaştığı belirtildi. Ve beklenen derbide kazanan belli oldu. Türkiye'nin en büyük derbisi olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında gülen taraf sarı lacivertliler oldu. Nef Stadyumu'nda yapılan karşılaşmada Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 23 puana yükseldi. Maç sonu açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, maçın hakemi Halil Umut Meler'e sert tepki gösterdi. Goller Mesut Özil ve Crespo'dan geldi. Sarı lacivertler Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etti. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbi maçta kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertler 2-1'lik skorla kazandı. Galatasaray 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçerken yanıt 31. dakikada Mesut Özil'den geldi. Fenerbahçe'de Marcel Tisserand Kerem'e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve sahada 10 kişi kaldı. Galatasaray'da Mibaya Diakne'nin 84. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sahneye Miguel Crespo çıktı ve takımını galibiyete taşıyan golü attı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 23'e yükseldi. Galatasaray ise 21 puanda kaldı. Tansiyonun zaman zaman yükseldiği maçta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de kırmızı kart gördü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas maç sonu yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki gösterdi. Bugün Galatasaray Nef Stadyumu'nda çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetim vardı. Takımımızı yavaşlatmaya çalışan, teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kart ve kartlar vermek üzerine yoğun bir çaba sarf eden bir sağ yönetim vardı. Yani hakem hatası bir hata iki hata olur ama bunlar üst üste gelince bunlar hakem hatası olmaktan çıkıp bir projenin parçası haline geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakem Halil Umut Meyler'in maç raporunu açıklamalarını isteyeceğini belirten Galatasaray Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan randevu isteyerek gideceğim. Ayrıca bu toplantıda Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın da olmasını isteyeceğim ifadelerini kullandı.
Şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir Bayraklı'daki Adalet Mahallesi'nde tepkiler sonrası inşaatı durdurulan trafo merkezi için hala bir adım atılmadı. Ulusal Kanal'ın gündeme getirdiği konuyla ilgili yetkililer verdiği sözleri tutmadı. Mahalle sakinlerinin derdini dinleyen de yok. Trafo inşaatı önünde yine eylem yapan mağdur vatandaşlar bir kez daha trafo değil, park istediklerini söylediler. İzmir'in depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde yapımına başlanan trafo merkezinin inşaatı protestoların ardından durdurulmuştu. Mahalle halkı verilen sözler yerine getirilmeyince yine sokağa çıktı. Sayın vekillerimiz Necip Nasır, Bedri Serter, Sayın Belediye Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal bunlar bizlere söz verdiler. Ancak halen bu konuda tam bir çözüme konu ulaşmadı. İzmir milletvekilleri CHP'li Bedri Serter, AK Partili Necip Nasır ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın trafo merkezine ilişkin attıkları tweetleri pankart yaptıran mağdurlar unutulduk açıklaması yaptı. Bölge milletvekilleri ve yerel yöneticilerimizin sözleri var. Yani bu işe en çok gönül veren çalışan AKP'den Necip Nasır, CHP'den de Bedri Serter vekillerimiz burayla çok uğraştılar. Çok çaba gösterdiler. Bunların tekrar aktif olmasını, Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer Başkanımızın verdiği sözün yerinde getirmesi için çabalamasını, en çok çaba gösteren Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal'ın da verdiği sözde durmasını istiyoruz. İzmir'de 6,9'luk depremle beraber yıkılan binaların hemen dibinde bulunan trafo inşa alanı şantiye deposuna döndü. TOKİ evleri bitirdi ama trafonun bulunduğu alan hala duruyor. Bizim bu mağduriyetlerimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bunun ortadan kalkmasını istiyoruz. Belediye başkanlarımızdan ve iktidar mensupları, milletvekili özellikle İzmir'de vatandaşımızın seçmiş olduğu milletvekillerimiz bu konuda daha duyarlı olsunlar. Buraya sahip çıksınlar. Hepimiz buradan bu duvarların kalkması, burayı Tunç Soyer Başkanımızın söz verdiği gibi park yapılması. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın depremzedeler için yapılan konutların açılışına İzmir'e geleceği biliniyor. Mahalle sakinleri Cumhurbaşkanı'na çağrı yaptı, sorunun çözümü için yardım talebinde bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da buranın çözüm için el atmasını talep ediyoruz. Büyük halk ozanı Yunus Emre İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından anıldı. 13. yüzyılda yaşayan Türk düşünürü Yunus Emre, çağdaş müzik, opera ve dijital sanatlar eşliğinde bale gösterisiyle sahneye taşındı. İzmir Devlet ve Operası büyük halk ozanı Yunus Emre için sahne aldı. Kan gelmiş ve çoluk çocuk. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın sahnesinde Yunus Emre Gel Gör Beni Aşk Neyle De adlı eserin dünya premieri yapıldı. Eserde Yunus Emre'yi Balet Boğaçan Bozcaada, Bacım Sultanı Burcu Olguner, halktan bir karakteri anlatan Elif'i Aslı Çilek canlandırdı. Maestro Tullio Gagliardo yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, korosu, balesi ve solistleri tarafından sahnelenen eserin koro şefliğini Ahmet Kahyaoğlu yaptı. Bestesi Alexander Miyakov'a, librettosu Seda Ayvazoğlu'na ait Yunus Emre Gel Gör Beni Aşk Neyledi eserinin reji ve koreografisini Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Armağan Davran ve Volkan Ersoy yaptı. Türk bilim insanı idrar yolları tedavisinde geliştirdiği cerrahi teknikle literatüre girdi. Üretra Darlığı'nda doku nakli yöntemi adı verilen teknik, uluslararası saygınlığa sahip Ürolojiye International isimli dergide yayınladı. Sık tuvalete çıkma, tuvaleti yapamama ve idrar yolu enfeksiyonu. İşte bu şikayetler İdrar Yolları Darlığı'nın habercisi.
Türk bilim insanı da geliştirdiği cerrahi teknikle literatüre girdi. Bu çalışma şöyle, yeni bir cerrahi teknik aslında. Üretra darlıklarında uygulanan bir teknik. Daha çok prostat ameliyatından sonra görülen mesane boynu dediğimiz idrar kesesi boynu darlıklarında uyguladığımız bir teknik. Bizim atalarımızda ne olmuş demiş. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ozan Bozkurt, idrar yolları darlığı hastalığı için geliştirdiği yöntemi anlattı. Bu yöntem daha önce uygulanmayan bir yöntem. İlk olarak bizim uyguladığımız bir yöntem. İdrar kanalı ön ve arka kısımdan oluşur. Bu ön kısmı için uyguladığımız bir yöntemdi ama arka kısmında acaba uygulayabilir miyiz diye açıkçası aklımıza geldi. Bizim yaptığımız yöntemde biz aslında o dar segmenti yanak içinden aldığımız, işte önce ölçümler yapıyoruz, kaç santimetre bir dar segment var. Yanak içinden aldığımız bir doku parçasını o bölgeye doku nakliyle yama yapıyoruz aslında. Kısaca böyle anlatabilirim. Geliştirdiği tekniğe üretra darlığında doku nakli yöntemi adını veren Bozkurt'un çalışması uluslararası saygınlığa sahip Urology Internationals isimli dergide yayınlanarak dünyaya duyuruldu. Peki idrar darlığı ne gibi belirtiler gösteriyor? Sık tuvalet hissi, gidip rahat yapamama hissi, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, gece sık sık idrar hissiyle uyanma ve uykusuzluk problemleri karşısına çıkabilir hastanın. Doçent doktor Bozkurt, nakilden sonra hastanın 3-4 gün hastanede dinlendiğini ve daha sonra taburcu edildiğini belirtti. Hasta hemen hayatına dönemiyor ama şöyle bir durum var. Bu ameliyattan sonra hastanede yaklaşık bir 3-4 gün süreyle misafir ediyoruz hastaları. Daha sonra belli bir süre sonda ile yaşadıktan sonra normal yaşamına dönüyor. Efendim şimdi Şırnak'a gideceğiz. FETÖ'cü Bedirhan Önem'in duruşması Şırnak'ta devam ediyor. Diyarbakır temsilcimiz Ekrem Demir duruşmayı takip ediyor. Hemen soralım kendisine. Ekrem Demir, son gelişmeler nelerdir duruşmayla ilgili, bir karar çıktı mı? Söz sana bırakalım. Teşekkürler Yeşimer Yılmaz. Evet, Şırnak Adliyesi'nde 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'cü Bedirhan Önem'in yargılamasına devam ediliyor. Yargılama 24 Ocağı ertelendi. Hemen bugünden başlayalım. Erteleme gerekçesi de geçen duruşmada iki öğrenci yurdundan belgeler istenecekti. Bedirhan Önem'in, Nurettin Veren'in, bir dönem Fethullah Gülen'in yanında çalışmış olan ve onu sağ kol olarak ifade edilen Nurettin Veren vardı ki Nurettin Veren Bedirhan Önem'i iyi tanıdığını ve Şırnak mahrem imam olduğunu ve FETÖ örgütü içinde özel yetiştirildiğini ifade etti. Ve o Bedirhan Önem, Fethullah Gülen, Nurettin Veren ifadelerini yalanlamak üzere Sakarya'da ve kayıtlarını istenmesini talep etmişti. Ve bugün o kayıtlardan bir yurttan belgeler geldi. İkinci yurdun belgesi de geldi. Orada da komiklikler oldu aslında. İkinci yurdun belgesi kargoyla geldi ve kargoyu yargı mahkemeye gelmesi lazım ve mahkeme almadı ve kargoyu Bedirhan Önem bizzat gidip kendisi kargodan alarak mahkemeye getirdi ve mahkemede gitti ve kargo görevlileri hakkında da suç duyurusunda mahkemede. Bedirhan Önem'in duruşması bu vesileyle de 24 Ocağı ertelenmiş oldu ve özel Sakarya Öğrenci Yurdu'ndan kayıtlar tekrar istenecek. Yani böyle aslında olağan dışı durum var. Çünkü bütün yurtlar Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı ve herhangi bir belgenin ancak o Kredi Yurtlar Kurumu'ndan istenerek resmi belge olabileceğini de biliyoruz. Yurttan herhangi bir belgenin bu şekilde de istenmesi de aslında biraz gayri ciddi bir görüntü veriyor. Bedirhan Önem'i biraz hatırlatalım. Şırnak görevlisi olarak çalışıyor. Mahrem imamı Mollalar Grubu olduğu ve Mollalar Grubu'ndaki isminin de Sadık olduğu, yine Nurettin Veren isimdi. Ve Nurettin Veren'in ifadelerini hatırlarsak, Nurettin Veren Mollalar Grubu ile ilgili ifadelerde bulunduğunun, bütün çalışmalarında olduğunu ve adını bizzat bildiğini ifade etti. Ve geçen
Duruşmada da bunu da aslında reddetti. Ben de hayatım boyunca İzmir'e de gitmedim. Mollalar grubu verdim. Veren de hiç görmedim, tanım şeklinde iddiaları reddetti. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre FETÖ kurumlarında çalıştığı netleşmiş durumda. Çocuklarını FETÖ kurumlarında okuttuğu belgelenmiş durumda. Senleri arabasından evine kadar bütün sigorta işlemlerini FETÖ örgütüne bağlı yaptığı belgelenmiş durumda. Ve Bankasya'da yine bir hareketliliği var. Bankasya'da para yatırdığı, o Bankasya'yı kullandığı banka işlemlerinde yine belgelenmiş durumda. Masak'ın raporu bu çerçevede. Ve bunlar da tabii yalanlıyor. İşte benim maaşım yattı, o maaşımı aldım gibi şeyler ifade ediyor. Tabii davada ilginç olan bir başka durum, dava Temmuz 2016'da açıldı. 2016'dan 2019 yılına kadar dava görülmedi. Bu 3 yıl dava nasıl ertelendi, nasıl görülmedi, nasıl başlamadı anlaşılamadı. Hala anlaşılabilmiş değil. Ve Adil Öksüz'le ilişkili oldu yine ifadesinde var. Üniversite yıllarında özel yetiştirilmiş olduğunu tekrar hatırlatalım. Yine Cihan Önem kardeşi Fransa Mahrem İmamı Hüseyin olarak çalıştığı iddia ediliyor. Yani aile boyu da böyle bir durum söz konusu. Önem, Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi Bedirhan Önem, Şırnak harcaması devam ediyor. Ve 24 Ocak'ta tekrar duruşma görülmeye devam edilecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Yeşim Er Yılmaz. Evet, kolay gelsin Ekrem Demir. Bedirhan Önem'in dava süreciyle ilgili detayları aldık. Yargılama 24 Ocak'a ertelendi dedi ve detayları Ekrem Demir Şırnak'tan bize aktardı diyelim. Şimdi salgın gündemiyle devam edeceğiz. Profesör Doktor Sayın Tayfun Uğuzbay gün ortasında bizlerle birlikte bu kuşakta. Vaka sayıları artıyor, ölüm sayılarımız yükseliyor. İnsanlarda bir rehavet, bir rahatlama. Ne oluyor, nasıl gidiyoruz? Hepsini soracağız hocamıza. Sayın Uzbay, hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk Yeşim Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi her gün o vaka sayıları artmaya devam ediyor Sayın Hocam. Şimdi test sayımıza bakıyorum. 350.163 vaka sayımız. 21.177 vefat sayımız 195. Böyle başlayalım. Bu tablo bize ne söylüyor? Evet. Yani bu tablo uzun süredir 3 aşağı 5 yukarı biraz yükselip biraz azalarak bu şekilde devam ediyor biliyorsunuz. Bu yeni döneme aşılamalar da girdik ve belli bir miktarda aşılamayı hani tam istenen düzeyde olmasa bile ona yakın düzeyde bir aşılama oranımız söz konusu. Tabii aşının koruyucu etkisini burada görüyoruz. Bildiğiniz gibi bu rakamlar tabii ki hiç kimsenin hayatını kaybetmesini arzu etmiyoruz. Vakaların sıfırlanmasını veya çok azalmasını arzu ediyoruz ama bu vaka sayılarına ve bu ölüm sayılarına şu anda normal hayatın sürdüğü bir dönemde bunları yaşıyoruz. Halbuki biz bunları daha önce kapanma dönemlerinde yaşıyorduk biliyorsunuz. Şu anda bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Eğer yukarı doğru bir trend olursa, aşırı bir artış olursa ve sağlık sisteminin kaldıramayacağı bir noktaya bu ulaşırsa eğer tabii ki ek tedbirler yeniden gündeme gelebilir. Ama şu anda pek öyle bir şey gözükmüyor. Evet. Şu anda aslında yapmamız gereken tek şey var. Aşı var elimizde hala. Var. Ve şu anda BioNTech aşısı, messenger RNA aşısı da rahatlıkla ulaşılabilir durumda. Bu aşı tereddütü içinde olan ya da aşı yaptırmayanlar bilim uzmanlarının, bilim alanında bu konuyla ilişkili olan, yeterliğe sahip olan uzmanların önerilerini dinleyerek, Genel Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını takip ederek o yönde aşılamalarını yaptırırlarsa hangi yaş grubunda olursa olsun zaten değerlendirilerek açılıyor. Bunlar peyderpey açıldı biliyorsunuz. O raporlar değerlendirildikçe tabii. Sahadaki gözlemlere dayanarak yapıldı bunlar. Aşılamayı artırırsak bu vaka sayılarını
daha da aşağı çekeriz. Hatta peki nasıl arttıracağız Sayın Uzbay? Şimdi biz burada anlatıyoruz. Siz anlatıyorsunuz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün açıklama yapıyor. Elimizde aşı var ama aşı olmaya gidilmiyor. Bir kararsız kesim var, bir karşıt kesim var. Bir de sırası geldiği halde değil mi aşıya gitmeyen vatandaşlarımız gitmeyen var. Ve o kadar çok vaka sayıları artıyor ki biz etrafımızda görer olduk. Yani aşısını olmamış maalesef yoğun bakımda yatan tanıdıklarımız var. Yani çok üzülüyoruz açıkçası ama ne yapacağız? Daha fazla ne yapabiliriz ya da? Şunları yapabiliriz Yeşim Hanım. Yani biz de üzülüyoruz. Konuşmamın başında da dedim. Evet. Yani bu rakamlar şu anda hiçbir tedbir yok. Bakın normal hayatın içinde gidiyoruz biz şu anda. Hiçbir kapanma yok, hiçbir kısıtlama yok. Bu arada tabii ki aşı karşıtları ya da aşı tereddütü içinde olanlara da ciddi bir zorlama da yok. Hani bir miktar var. Onlar işte tamamen işte derslere rahat gelmek istiyorlar, sinemaya gitmek istiyorlar, sizinle bizimle birlikte her yere girmek istiyorlar. Böyle bir özgürlük tabii ki yok öbür taraftan. Hani ona bile katlanamıyorlar. Zorla aşı yaptırılmasına da katlanamıyorlar ama şimdi ya aşı kanunu çıkaracaksınız burada. Bazı ülkeler daha sert tedbirler almaya başladı, alanlar var. Evet. Bu aşı kanunu meselesi de zaman zaman böyle pandemi dönemlerinde ya da ciddi toplum sağlığını tehdit eden durumlarda yasalarla da aşı yapmak zorunlu hale getirilebilir. Bu konuşulabilir ve bu yasaya da herkes uymak zorunda kalabilir. Ancak burada bir zorlamaya gidilmiyor. Zorlamaya gidilmediği ya da yasa çıkarılmadığı zaman insanların kendi tercihlerine kalıyor. O zaman da işte bazıları yaptırmıyor. Ama üzücü olan şu ki bunu da görmüyorlar aslında. Şu anda hastanelerin yoğun bakımlarında olan bu hastalığı ağır geçirenlerin çok ezici bir çoğunluğu maalesef aşısız olanlar ya da aşısı eksik olanlar. Böyle bir gerçek de var önümüzde. Maalesef. Aşılamayı artırırsak bakın şu anda kapanma tedbirleri veya sıkı rigid o değil mi? Lokantalar, restoranlar kapalıydı. Toplu taşıma araçları kapalıydı. O dönemlerde hem kapanma istemiyoruz hem de kurallara riayet etmiyoruz. İşte önlemini de almıyoruz. Şimdi bir aşı bir kere birinci nokta aşıya giden sayısını artırırsak bu daha kontrol edilebilir hale gelecek bu bir. İkincisi aşılı da olsak aşısız da olsak şu maske mesafe meselesine ve temizlik meselesine hijyen meselesine dikkat etmemiz lazım. Bunlara ne kadar dikkat edersek o kadar kontrol altına alınacak bu pandemi. Maalesef doğru uyulmuyor kurallara dikkat edilmiyor. Sonra bulaş artıyor bu evlerde toplanma. Kış aylarındayız. Artış da daha fazla olacak. Bence çok riskli. Peki şimdi Avrupa'ya aşı baktığımız... Aşı olmayanlar çok riskli, evet. Çok, çok. Sayın Uzbay şunu da sormak istiyorum. Siz biraz bahsettiğiniz zaman. Şimdi Avrupa'da yeni önlemler, Avustralya 20 gün kapanıyor. Almanya'ya bakıyoruz, Hollanda'ya bakıyoruz. Yani yeni tedbirler sonrası protestolar da yükselmiş gözüküyor. Yunanistan kapalı mekanlara aşısızları almıyor. Böyle bir karar aldı. Evet. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı da var. Türkiye'de bir kapanma olur mu önümüzdeki günlerde? Ya da yeni tedbirler gelebilir mi? Aşı kartı şart dediniz ama. Evet. Evet. Şimdi iki türlü bakalım. Aşağı yukarı sonbahara girdik. İşte kışa doğru ilerliyoruz. Şu anda Kasım ayının sonlarına geldik. Vaka sayıları ve ölüm sayıları çerçevesinde değerlendirirsek ve son bir haftalık, 10 günlük işte trendi göz önünde bulundurursak bu şekilde devam ederse eğer çok ekstra tedbirler kapanma falan gibi o geçtiğimiz dönem yaşadığımız kapanmaya benzer kapanmalar olmayacaktır. Ama burada da şöyle bir gerçek var. Evet kapanmıyoruz falan ama öbür taraftan da işte aşı yaptırmayanlar da özellikle çoğunlukla olmak üzere pandemi can almaya ve yayılmaya devam ediyor öbür taraftan da. Evet. Tabii bunun bir anda yükselen bir trende girip girmeyeceğini de şu anda öngörmek zor. O bahsettiğiniz ülkelerde aniden çok fazla yükseldiği için vaka sayıları tabii ki sağlık sistemi bunu kaldıramayacak noktaya geldiğinde o eski dönemlerde gördüğümüz kapanmalar ve kısıtlamalar bize de gelebilir. Bundan korunmanın bir yolu da işte gelebilir. Bazı ülkelerin gelebilir tabii.
Yani ama bundan da kurtulmanın bir yolu, bakın siz de söylediniz az önce, ifade ettiniz. Yunanistan'da yanılmıyorsam onlar da bir karar aldılar. Kapalı evet. mekanları, aşısızları almıyorlar. Şimdi burada aşı yasası da çıkarmıyorsak, o zaman aşı olanlarla aşı olmayanlar arasında bir pozitif ayrımcılığa gitmek zorundayız maalesef. Çünkü aşı olmayanların hem bulaştırma riski daha yüksek, hem onların hayatlarını kaybetme riski yüksek. Yani bu tedbirler bir noktada onları korumak için alınıyor aslında. Hani aşısızlar gitmeyince bir yere, onlar belli bir şekilde daha izole yaşamaya zorlandığı zaman, onların canını ve sağlığını korumaya yönelik bu. Onlar karşı çıksalar da böyle bir şeye, böyle tedbirlere. Eğer biz de bir takım zorunluluklar getirirsek, şu anda HES kodu var. İşte HES kodları biliyorsunuz şeye bağlandı. HES kodlarına hem aşı yaptırıp yaptırmadığımız, kaç aşı olduğumuz hepsi kayıtlı. Bunlar aynı zamanda toplu taşım araçlarına binebilmek için de toplu taşım araçlarına bindiğimiz kartlara bağlandı. Benim bildiğim kadarıyla üniversiteler, okullar gibi yerlerde işte bu kartlar, kimlik kartları okutuluyor. Okutulduğunda riskli olanlar ya da aşısız olanların içeri girmesi engelleniyor. Bu tarz tedbirler vaka sayılarını ve ölümleri biraz daha aşağı çeker, daha kontrol edilebilir noktaya getirir. Ama en güzeli diyorum gene, hani aşı yaptırmak. Aşı evet, olmayan grupların bir an önce aşıya gitmesi. Yani bir %10 daha artırabilsek total aşılı kesimi, bunun ciddi şekilde yansıdığını bir göreceğiz. Bir ara artmıştı tamam. Böyle hızlı bir şekilde devam ediyordu. Sonra yine bir durakladı. O salgın dönemindeki maalesef yavaş seyir devam ediyor, gördüğümüz yani bu. Yani Yeşim Hanım şöyle oldu, orada aşı taraftarı olan, hani aşı olmaya inanan veya işte bilimi izleyen, aklın yolunu izleyenler gitti aşılarını oldular. Şimdi bir tereddütte olanlar, bir de işte buna karşı olanlar kaldı. Onlar maalesef ne yapsanız gitmiyorlar. Bunun da ya ikna edeceksiniz bir şekilde, ya zorlayıcı tedbirler alacaksınız ya da yasa çıkartacaksınız. Bakalım bugün başka Bakanlar Kurulu toplantısı var. Bir zorlayıcı tedbir ya da yeni kararlar gelir mi merak ediyoruz. Gözler Bakanlar Kurulu'nda olacak ama şimdi çok kısaca sormak istediğim birkaç soru var. Merak edilen sorular hocam. Cevaplarsanız çok sevineceğim. Son 5 dakikanın içine de girdik. Peki. Şimdi salgın döneminde COVID geçiren büyüklerimizin çok fazla kan sulandırıcı kullandığını duyar olduk. Evet. Şimdi ben diyor pozitif çıktım, kan sulandırıcı kullanayım mı diye soruluyor da nasıl kullanılmalı? Siz kan sulandırıcılarla ilgili ne söylersiniz? Şimdi bu kan sulandırıcılar kesinlikle, bakın, aspirin dahil olmak üzere en masum görüneni bunların aspirindir. Aspirin dahil olmak üzere kesinlikle ezbere kullanılmamalı. Kan sulandırıcıların kullanılmasını gerektirecek riskli durumlar söz konusu olabilir, evet. Bu sadece COVID pozitif çıkmakla ilgili değildir. Başka hastalıklarda, başka problemlerde, başka sağlık sorunlarında da kan sulandırıcı kullanımı gerekebilir. Buna karar verecek olan hekimdir. Mutlaka düzgün bir muayeneden geçip, gerekli tetkikleri yaptırıp, kan sulandırıcı kullanmasını gerektirecek bir risk olan kişilerin kan sulandırıcı hekime danışacak. Kafasına göre kesinlikle kullanmayacak. Kesinlikle, ve hekim de böyle bir riskin olup olmadığını değerlendirecek. Yoksa bu ezbere kullanılan kan sulandırıcılar ne yapar? Vücudunuzda kanama yapar efendim. Yani öldürücü olabilir. Bir kanama odağı bulunabilir. Hafif bir ülseri bulunabilir. Bir kişinin o ülseri çok hızlı bir şekilde kanatabilir. Başka bir yerde bir kanama odağı olabilir. Biz bunları bilemiyoruz. Vücudumuzda bir takım kanama odakları olabiliyor. Yani hemoroidden tutun birçok başka kanama odağı olabilecek şeyler var. Lezyonlar olabilir vücudun çeşitli kesimlerinde. Bilemezsiniz bunları. Ya da sizi kanamaya meyilli hale getirir ve bir yerden sonra bir kanama geçirebilirsiniz. Bu beyin kanaması da olabilir. Bu mide kanaması olabilir. Bu bağırsak kanaması olabilir. İç kanama olabilir başka organlarda. O yüzden bunları böyle ezbere kullanmamak gerekiyor. Peki antibiyotikle ilgili ne söylersiniz? Sayın Uzbay, şimdi gereksiz kullanımı da arttı ve Türkiye'de antibiyotik kullanımı çok fazla aslında. Şu anda ama şöyle bir şey var Yeşim Hanım. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir karar var. Bununla ilgili bir düzenleme yapıldı.
antibiyotikler kesinlikle bir eczaneden, herhangi bir eczaneden, zaten eczacı da vermez. Kesinlikle antibiyotikler reçetesiz alınamıyor bir kere. Hekim denetiminde, hekim kontrolünde ancak alınabiliyor. Ancak antibiyotiklerin denetimsiz olması şöyle, biz bunları reçeteyle alsak, bilinçli kullansak dahi şöyle bir riskle karşı karşıyayız. Besicilikte ve yani hayvan yetiştiriciliğinde ve tarımda takım antibiyotikler kullanılıyor. Özellikle hayvanların yemlerine katılan antibiyotikler var. Bu antibiyotikler ve bu antibiyotiklerin vücuttaki metabolitleri bu hayvanların sütüne, etine geçebiliyor ve siz bunları yiyerek bu antibiyotiklere karşı, yani dışarıdan alıp rezistan hale, dirençli hale gelebiliyor sizin bakterileriniz. O yüzden buna da ben dikkat çekmek istiyorum. Bu besicilikte kullanılan antibiyotik meselesini hayvan besiciliğiyle uğraşan, işte yumurta işiyle vesaireyle uğraşan kişilere çok iyi bir eğitim verilmesi gerekiyor ve çok bu konuda bir bilinç oluşturulması gerekiyor ve bunun denetim ve kontrol altına alınması gerekiyor öbür taraftan. Yoksa eczanelerden ne almak mümkün ne de reçetesiz bu antibiyotiklere ulaşmak tabii mümkün. Son söyleyeceğim bundan ilgili. Buyurun. Antibiyotik kesinlikle virüsü öldürmez. Viral enfeksiyonlarda etkisi yoktur. Ancak hekim antibiyotik yazıyor, şunu görüyoruz. Hekim antibiyotik de yazıyor, hasta kullanmıyor. Ya diyor işte zaten bir öyle bir böyle diyorlar falan. Bakın orada hekim muayene etmiştir bu hastayı. Burada bir enfeksiyon riski görmüştür veya başlamış bir bakteriyel enfeksiyon söz konusudur. Yani viral hastalıklarla bakteriyel hastalıklar birlikte olabiliyor. Böyle durumlarda da kesinlikle ben hani viral bir hastalığa sahibim deyip antibiyotiği de bırakmamak lazım. Evet. Bir hekim reçetesiyle verilen antibiyotiği mutlaka kullanmak gerekiyor. Hı hı. Şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum. Salgın döneminde bu takviye amaçlı bilinçsizce alınan vitaminlerin, gıda takviyeleri, minerallerin arttığını görüyoruz. Marketlerde, raflarda satılıyor. Alınsın mı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ya da nelere dikkat edilmeli? Şimdi Yeşim Hanım, burada çok önemli bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Çok önemli, kritik iki nokta var. Bakın bu pandemi dönemi riskler ve fırsatlar getirdi. Bu fırsatlardan bir tanesi ticari alanda insanların bir takım vitaminlere, minerallere, gıda takviyelerine çok fazla ilgisi arttı ve ihtiyaç da arttı. Mesela C vitamini ve D vitamini gibi vitaminlere ihtiyaç da arttı bu dönemde. Bunu bir fırsat olarak gören marketlerde bunları alıp market zincirleri içinde pazarlamaya başladı. İnternet üzerinden de yine aynı şekilde. Maalesef internet üzerinden de tabii pazarlanıyor. Şimdi burada da deniliyor ki bu vitaminler ve mineraller aslında vücuttan alınır, atılır, çok zararlı değildir. Bunlar adı üstünde vitamin, vücudumuzun ihtiyacı olan şeyler, fazlasından bir zarar gelmez gibi çok yanlış bir yaklaşım söz konusu. Bu vitaminlerin bir kere bilinçsiz kullanılması, gereğinden fazla dozlarda bunların alınması, bir takım kanamalardan tutun, başka bir takım ilaçlarla etkileşmelere kadar, böbrek taşı oluşumuna kadar, böbrek karaciğer yetmezliklerine kadar bir sürü soruna yol açabilir. Bunların kesinlikle ezbere kullanılmaması gerekiyor. Eskiden bunlar reçeteye tabiydi ve geri ödemeleri vardı. Geri ödeme sisteminden çıktı ve eczanelerden de alınabiliyor ama eczacılara danışılarak kullanılması lazım ve ihtiyaç halinde kullanılması lazım kesinlikle. Bunların bir eksikliği varsa kullanılması lazım. Tabii. Eksikliği fazlası yoksa, da zarar. Fazlası da zarar, tabii ki zarar. Yani normal beslenen, normal hayatını sürdüren, herhangi bir hastalığı olmayan, bir hastalığın nekahet döneminde olmayan, ağır bir operasyon geçirmeyen birinin herhangi bir şekilde bir vitamin ve mineral takviyelerine ihtiyacı yoktur. Gerek yoktur bunlara. Ancak bunları da gene hekimin tavsiye etmesi lazım. Yine hekimlerin tavsiyesini almadan, onlardan bu önerileri almadan kullanmamakta fayda var. Her gördüğümüz ama takviyeyi internetten böyle aman alalım demeyeceğiz. Buyurun. Evet, şöyle bir şey var ama burada bir D vitaminini ben ayrı bir yere koymak istiyorum. D vitamininin eksikliği önemlidir. Özellikle yaşlı popülasyonda D vitamininin normal düzeyin altına düşmüş olması istenmediğimiz bir durumdur. Mutlaka bunun takviye edilmesi lazımdır. Ancak bunun da bir endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilip
uygun dozda kişiye verilerek hangi dozda, hangi ünitede, hangi sıklıkta kullanacaksa bunun hekim tarafından belirlenmesi ve o şekilde kullanılması lazım. Ama şunu görüyoruz, insanlar ezbere D vitamini alıyorlar. Fazlası ve, zarar D vitamini de değil mi? Ve çok zarar, osteoporoza neden olur. Bakın aynı zamanda kemik erimesi dediğimiz işte osteoporoz durumu ortaya çıkar. Kemiklerde kırılmalar ortaya çıkabilir. Tam tersine hani kemikleri güçlendiriyoruz derken bir de kalsiyum metabolizması bozulur vücutta fazla D vitamini aldığınız zaman. Peki. Onun getireceği birçok sakıncaları var. Yani ezbere almamak lazım. Sayın Uzbay çok teşekkür ederiz. Çok değerli ben bilgiler verdiniz. İyi çalışmalar diliyoruz size. Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, Profesör Doktor Sayın Tayfun Uzbay ile COVID-19 sürecini konuştuk. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından bu Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri konuşacağız. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan bizlerle birlikte olacak efendim. Ayrılmayın. Efendim gün ortası devam ediyor. Şimdi Libya'da alıkonulan 7 Türk vatandaşımız serbest. Türkiye'ye getirildiler. MİT ve Katar'ın ortak operasyonu sonrası yurda döndüler. Açıklamaları da var. Bunu merak ediyoruz. Bir taraftan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye'ye karşıtı açıklamalar. Türkiye'ye şikayet etmeler devam ediyor. Peş peşe mesajlar var. Hepsini soracağız. Kime? Gazeteci Sayın Güngör Yavuz Aslan'a soracağız. Şimdi Skype bağlantısı üzerinden gün ortasında bizlerle birlikte Sayın Yavuz Aslan. Peki, şimdi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dedi ki ya Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yaptırım uygulayalım dedi. Bir taraftan da açıklamalar peş peşe geliyor demiştik. Sayın Yavuz Aslan hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, başarılar. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz ama Libya ile başlayalım istiyorum sizinle. Yeni Türk vatandaşımız serbest, yurda döndüler ama bu başarılı operasyon öncesine dönmek istiyorum. Neden kaçırılmışlardı? Neden alıkonulmuşlardı daha doğrusu? Nasıl okumak gerekir? Nasıl değerlendirirsiniz? Şubat 2020 tarihinde Sirte'de darbeci Hafter ile meşru hükümet arasında çatışmalar gerçekleşmiş. Sonucu Sirte'nin kontrolü Hafter yanlısı ministere geçti. İşte o tarihte Sirte'de bulunan ticari faaliyetlerde bulunan Türk vatandaşları ve mühendislik ve teknik konularda oradaki şirketlerde çalışan vatandaşlarımız darbeci Hafter'e bağlı milisler tarafından zorla alıkonuldu. Sonra bunlar da sözde tutuklanarak Bingazi'de bir cezaevine kondu. Kaddafi zamanından kalan bir cezaevine kondu. Yaklaşık olarak 2 yıldır orada birçok baskı ve işkence hem psikolojik hem de fiziksel işkenceye maruz kaldılar. Haklarında hiçbir suç zaten darbeci Hafter gayrimeşru olduğu için yargılama ya da tutuklama yetkisine sahip olmadığı halde bir vandalizmle, bir vahşetle, bir darbeci zihniyetle bu vatandaşlarımızı tuttular. Son aylarda hem Dışişleri Bakanlığımızın hem Türk İstihbarat Başkanlığı ile Katar İstihbaratı'nın ortak çalışması sonucu alanda yerel aktörlerle bu vatandaşlarımız Bingazi'de tutuklu bulundukları cezaevinden alınarak Türk yetkililerinin bulunduğu Trablus bölgesine getirildi ve kısa bir süre sonra da uçuşla Türkiye'ye, ana vatana geldiler. Burada hem diplomatik baskı, biliyorsunuz Libya'da Birleşmiş Milletler'in ve dünyanın kabul ettiği ve Türkiye'nin desteklediği meşru hükümet var, Trablus hükümeti olarak bilinen. Buna karşı da darbeci Hafter'in merkezi olarak kabul edilen Bingazi'de darbeci bir yapı var. Ne yazık ki hala bu devam ediyor Libya'da. Sadece Türk vatandaşlarına yönelik değil, hem Libya'nın kendi vatandaşlarına hem yabancı ülke vatandaşlarına karşı zorlarlı konuma, işkenceler, katük, devlet yoksunluğunun ve otoritesinin olmadığı parçalı bir Libya yapısından söz ediyoruz. İlk kez kaçırılan vatandaşlarımız değil mi alıkonulmuş? Yani evet. Daha önce de vardı. Hatta var mı şu anda başka? Var. Yani darbeci Hafter'in elinde Türk vatandaşları olduğunu biliyoruz. Belki ileriki günlerde onlar da salıverilir. Çünkü biraz da şöyle bir durum oldu Yeşim Hanım. Nedir? Hafter seçimler var Libya'da. Başkan adayı olmak istiyor. Orada geçiş dönemindeki sorumlu olan seçim kuruluna başvurdu.
biraz da kendini darbeci ya da bir cuntacı ya da bir faşizan general karakterinden çıkartıp siyasi alana gelmeye çalışıyor kendince. Kendince biraz da bu Türk vatandaşlarının bırakılması bu yumuşama ikliminde Libya'nın içindeki etkisi oldu. Ama burada Türkiye'nin diplomatik baskısı üst düzey hem Katar istihbaratı üzerinden alanda hem de Türk istihbaratının çalışmaları sonucunda bu vatandaşlarımız alındı. Yerelde bu Orta Doğu'da Arap ülkelerinde yerelde dengeler vardır. Yani yerel aktörler çok önemlidir. Bilindiği üzere Libya'da bir aşiretler ve kabile yapısının etkili olduğu ve bunun üzerine bir sosyolojisinin olduğu bir ülke Libya. Türk istihbaratı bu sosyoloji üzerinden de başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Bizim için en sevindirici ailelerine bu 7 vatandaşımız sağ salim teslim edildi. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü birlikte çalışma yaptığımız Katar örneğindeki gibi ittifak halinde olduğumuz Libya'da biliyorsunuz Türkiye ve Katar'ın bir ittifakı var. Bu şimdi onu sormak istiyorum. Şimdi Katar evet Milli İstihbarat Teşkilatı'nın değil mi? Hem içeride hem dışarıda başarılı operasyonlara imza attığını biliyoruz ki son zamanlarda artarak devam ediyor ama burada Katar'ın rolünü de öğrenmek istiyorum. Biraz Katar meselesinden, Katar'dan bahsedelim mi? Nedir buradaki rolü? Değerlendirir misiniz? Şimdi Orta Doğu'da hani Arap Ligi'nin kendi bir dili var. Yani nasıl bir Türk dünyasının ya da Avrupa Batı'nın bir sosyolojisi, dili, öncelikleri varsa Arap Ligi'nin de kendi aralarında ilişkileri var. Ne kadar Arapları biz çoklu ve anlaşamamazlık içinde görsek de Katar ve Kuveyt gibi ülkeler biraz soft power yani yumuşak güç olarak ekonomik güçlerinin çok yüksek olmasından ve medya güçleri de var. Biliyorsunuz Katar medyada da çok güçlü. Çeşitli aktörler üzerinde devlet yönetimleri ya da siyasi yapılar üzerinde bir etki oluşturabiliyor. O ve Katar hem ekonomik gücü hem medya gücüyle bunu en iyi yapan ülkelerden biri Arap ülkeler için. İşte Katar önümüzdeki yıl Dünya Kupası Katar'da yapılacak bir örnek olarak veriyorum. İlk defa bir Arap ülkesinde Dünya Kupası düzenlenecek. Önde giden bu tür yönlerde önde giden bir ülke. Hafter ve destekçileri ve Hafter'e yakın aşiretlerle de Katar istihbaratının bir şekilde bağlantısı ve etkisi var. Türk istihbaratı bu mekanizmayı, bu altyapı üzerinden çalışmalar gerçekleştirdi. Kendisinin de alanda Libya'da bir etkisi var. Unutmayalım Türkiye meşru hükümetin daveti üzerine Libya'ya ilk müdahalesini istihbarat başkanlığımızla gerçekleştirdi. Tabii. Yani ilk giden ekip istihbaratımızın, Türk istihbaratının meşru zeminde çalışan yetkilileriydi. Hatta siz de haberleştirdiniz Türk medyasında bazı isimler orada çalışan vatanperver kahraman istihbarat görevlilerimizi deşifre etmişti. Bu da ulusal güvenlik açısından bir tartışma yatıp cezai müeydeye giden bir süreç yaşanmıştı. Ne kadar gazeteci kimliğiyle de yapılsa bu biliyorsunuz anayasanın ilgili maddesi ve bizim gazetecilikle ilgili yasal düzenlemeler ve meslek ilkelerimiz ulusal güvenlik işte belirli insan hakları işte korumasızlar birçok 4-5 başlıkta haber yapmamızı ya da habere erişimimizi kısıtlayıcı nedenlerden biri. İşte Libya'da da görev yapan istihbarat görevlilerimizin açık kimlikleri ve yüzleriyle gazetecilik kisvesi altında deşifre edilmişti. Bunun üzerine de bir cezai müeyyide yaşandı. Bunu şundan söylüyorum. İşte Libya'daki Türkiye'nin çalışmaları o kadar önemli ve etki oluştu ki ulusal ve ulusal bazda haber gibi görülse de küresel aktörler Türkiye'nin de bunu bir şekilde rahatsızlık uyandırmaya çalıştı. Ama bugün gördük ki istihbaratımızın, askerlerimizin, diplomatik temsilcilerimizin, devlet yetkililerinin Libya'da bulunması hem Mavi Vatan stratejisinin ana merkezlerinden biri Libya, Kıbrıs ve Libya ve orada Libya'nın iç savaş ve kaotik şartlarında çetelerin elinde bulunan vatandaşlarımızı kurtarması çok önemli. Şimdi artık istihbarat başkanlığımız İran kuzeyinde, Suriye'de kuzeyinde nokta operasyonları, işte Libya'da esir olan vatandaşlarımızı kurtardığını görüyoruz. Yani. Zaman zaman Türkiye işte açık denizlerde deniz korsanlarının gemilerimize saldırdığında gidip bir etki oluşturabiliyor. Artık bu tür haberleri, bu tür olayları daha çok görüyoruz. Bu Hakan Fidan Beyefendi döneminde İstihbarat Başkanlığı'nın yeni yapılanmasının
yeni stratejisinin bir yansıması. Biz de açık kaynaklara ve medyaya yansıdığı sürece bunları takip ediyoruz. Tabii. İleride herkesin daha çok dikkat çekeceğini, gazeteci diliyle dudak uçurtacak haberleri hem istihbarat başkanlığımızın hem diğer devlet yetkililerimizden göreceğiz. Türkiye artık sadece soft power'ını değil, hard power yani sert gücünü de bir şekilde göstermeye başladı. Çünkü oyun değişti. Dünyada küresel oyun değişti. Oyunu kuralına göre oynamazsan masada yancı oluyorsun. Sen yan tarafa otur, biz oyun oynayacağız diyor. Türkiye Akdeniz üzerinde söylüyor. Mavi Vatan stratejisi ve Libya'da attığı adımlarla oyun kurucu oldu. İşte bir oyun kurucu aktör olarak da bu 7 Türk vatandaşımızın başarılı bir şekilde kurtarması yansımasıdır. Peki. Şimdi Doğu Akdeniz'e devam edelim. Mavi Vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli dedik ama işte orada da bir proksi devlet var değil mi? Yunanistan sürekli peş peşe açıklamalar yapıyor. Türkiye ile ilgili şikayetler, olur olmadık çıkışlar ilk değil, son değil ama devam ediyor. Şimdi Yunanistan'da devam edecek olursak bir dörtlü zirve yapıldı. Önce buradan başlayalım. Mısır, Fransa, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Atina'da bir araya geldi. Hem bu zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz bunu sormak istiyorum. Hem Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran açıklamalar geliyor. Diyor ki bölgesel birçok sorunun ortak noktası Türkiye dedi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias. Yani Yunanistan ne yapmak istiyor? Böyle şimdi başlayalım sonra diğer başlıklara geçelim olur mu? Elbette. Yani Yunanistan Türkiye karşıtı cepheyi genişletmeye çalışıyor. Dendias'ın işte Rum kesimindeki Dışişleri Bakanı aslında Rum kesimi de bir nevi Yunanistan'ın uydusu. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ve Fransız Dışişleri Bakanı La Drian'ın olduğu işte sözde bölgesel konular olan toplantıda bu açıklamayı yaptı. Aslında orada Türkiye'nin son dönemlerde Adalar Denizi ve Akdeniz'de oluşturduğu etkiyi itiraf etmiş oldu. Zorluğun ortak paydası Türkiye diyor. Bir zorluk, kendilerini zorlayan bir Türkiye olduğunu kabul ediyor. Ve işte Mısır'a özellikle bu Akdeniz meselesinde ve Yunanistan'ın bugünlerde en büyük destekçisi olan Fransa'ya bir ittifak oluşturmaya çalışıyor. Çünkü Yunanistan Türkiye'nin bu mavi vatan stratejilerinden en fazla rahatsız olan ve orta ve uzun vadede kaybedecek, kendine göre kaybedecek olguları olan diyelim, işte sözde iddiaları var o açıdan söylüyorum. Bir devlet hem Miçotakis hem Dendias sık sık Türkiye'yi hedef gösteren bir söylem ve diplomasi yürütüyorlar. İşte Türkiye ile Ankara'da ve işte Yunanistan'da belirli müzakereler olmasına rağmen zaman zaman yanlarına Mısır'ı, zaman zaman Fransa'yı, zaman zaman İsrail'i, zaman zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nin işte 13 tane üssü oldu şu ana kadar Yunanistan'da. Artık Yunanistan bir Amerikan askeri kolonisine döndü. Son olarak 4 üs daha. Ancak... Tabii yani döndü. Böyle bir yapılanarak şu var, Türkiye'den tırnak içine dayak yememek için yanlarına bodyguard arıyorlar gazeteci diliyle var. Çünkü askeri olarak Türkiye, Yunanistan gibi silah alan bir ülke değil, silah üreten bir ülke durumuna geldi. Türk ordusu, ben kendim İzmir'de asker yaptım, askerlik yaptım. Ege ordu var. Ege ordu hem Adalar Denizi'ni hem Akdeniz'i koruyacak güce sahip olduğu kadar Yunan tacizlerine ya da Yunan taşkınlıklarına anında karşılık verebilecek güç ve etkiye sahip. Bunun karşısında Yunanistan'ın ne kadar bu Adalar Denizi'ni hem Lozan Anlaşması'na hem uluslararası anlaşmalara rağmen silahlanmaya çalışsalar da Türk askeri varlığı içinde Kardak krizi hafızalarımızda her zaman kaybetmeye ve Türkiye'den tokat yemeye mahkumlar. Bunun için kendilerine bir bodyguard arıyorlar. Bodyguard bu artık Amerika mı olacak, Fransa mı olacak bekleyip göreceğiz. Ama ben her zaman söylediğim bir şeyi sizle de tekrarlamakta fayda olalım. Eninde sonunda bu Adalar Denizi'nde bir kapışma olacak. Bu oyunun altın kuralı. Bu kadar silahlanma, bu kadar hukuksuzluk, burnumuzun dibine kadar işte sözde anlaşmalarla bir dayatma, adacıkları Ege olarak adlandırılan o küçük adacıkları silahsız ve sahipsiz olarak tanımlanan adaları silahlandırmasından tutun da 12 mile çıkaracağım diyor. Kasus da belli.
Yani 12 mile çıkartamaz. Yani 12 mile çıkartıp ve bunu da bir şekilde uygulamaya çalıştığında savaş çıkar. Bunu en iyi Yunanistan biliyor. Bu savaşın kaybedeni de Yunanistan olur. Yani bu da bir açık gerçeklik. Zaten böyle bir şeyde de NATO'nun çatırdamasından tutun da bütün jeopolitik değişir. Hı hı. Zaten Türkiye'nin son yıllarda aldığı bu güvenlik başlıkları, S-400'den milli gemiye tutun da milli uçağa kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin profesyonel muharip yapıya geçmesine kadar alt alta sayabileceğimiz 20 madde olası, özellikle Adalar Denizi'nden gelecek olası bir tehlikeye karşı Türk Devlet Hakkı'nın hazırlığıdır. Ben açıkça söyleyeyim. Egeler Ege Denizi, Adalar Denizi'ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya sulhla masada bir çözüme ulaştırmazsa bu iş silahla çözülecektir. Belki 100 yıl öncesinin dengeleri 100 yıl sonra tekrar karılacak. Bu da Yunanistan için, yani Yunan tarafı için bir felaket senaryosu demek. Onun için de daha önce Amerika'yı çağırıyor. Onun için Girit'e İsrail unsurlarını çağırıyor. İşte tabii böyle bir gerilim olduğu takdirde bakalım o ülkeler Yunanistan'ın yanında yer alacak mı? En basit bir örnek de var. Ermenistan'da yaşananlar çok yakın bir zamanda, değil mi? Evet, evet. Yani de bu süreci, bu yaşananları yakından takip ediyor. Bu Mısır, Yunanistan ve Fransa, zaman zaman İsrail'in bu tür toplantıları oluyor. Şimdi bir diğer başlık, Polonya-Belarus sınırında yaşanan o gerginlik, işte göçmenlerle ilgili yaşanan sorunlar. Denli yasa bakıyoruz. Şimdi diyor ki Belarus göçmen politikasını Ankara'dan kopyalamış. Yani şimdi ilk bu sınırda yaşanan göçmen krizinin ardından Polonya'dan Türkiye'yi suçlayan açıklamalar gelmişti ki Türkiye'nin hiçbir ilgisi yok. Şimdi Dendias yine Türkiye'yi suçlayan açıklama yapıyor. Ankara'dan kopyaladığını söylüyor. Yine bölgesel konuların odak noktası Ankara derken, Türkiye derken de şunu da sormak istiyorum. Yani Yunanistan değil mi daha dün, hatta bugün de bütün haber bültenlerinde biz bunu izleyicilerimize aktardık. Göçmenlere uyguladığı politikalar ortada. Nasıl değerlendiriyorsunuz hem bu açıklamaları hem Yunanistan'ın mülteci politikasını? Şimdi bu Belarus örneği gerçekle örtüşmüyor. Bu Belarus'a gelen Irak vatandaşı, çoğu Irak'ın kuzeyinden gelen, Erbil üzerinden gelen. Bakın ekranda da şu anda göçmenlere uyguladığı politikayı, davranışı görüyoruz. Bu bir insanlık suçu her şeyden önce, ama ne yazık ki bunu yapan Avrupa'nın, Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan olunca ortalık ayağa kalkmıyor. Bu bir insanlık suçu. Bakın şimdi iki Avrupa Birliği ülkesi var, Yunanistan'ın uygulamalarına bakalım. Bir de İtalya. İtalyan botları şişliyorlar. Yunanistanlılar botları şişliyor, ama geçen gerçekten İtalyan sahil güvenliği de bir insani kurtarma operasyonuna imza attı. Biz de izledik. İki Avrupa ülkesi arasındaki tezat, Yunanlıların insanlıktan nasibini almadı. Orada çoluk çocuk var. Bir de bilirsiniz, izleyicilerimiz arasında askerliğini yapmış değerli şahsiyetler de vardır. Hepimiz yaptık. Asker olan izleyicilerimiz de vardır. Üniformanın, hangi ülkenin üniformasını taşırsanız taşın, bir asaleti vardır. Askerliğin, bir sanatın, sanattır askerlik. Bir sorumluluğu vardır. Şerefli bir asker hiçbir zaman bir sivili yaşam hakkına müdahale etmez ve daha onu korur. Bu şerefsizliktir. Belki ağır bir kelime olacak. Yunan askerleri ne kadar şerefsiz, haysiyetsiz ve katil olduklarını bir kez daha göstermiştir. Az önceki konumuzla bağlantılı olarak Adalar Denizi'ne huzur ve güven bahriyelerimizle, Türk askeriyle, Barbaros'un torunlarıyla gelecektir. Orada tamamen Türkiye'nin bir hakimiyeti ve otoritesi kurulduğu zaman meşru zeminde, biz bu sularda insanların bu şekilde yaşamla mücadele edip aylan bebeklerin sahile vurulduğunu değil, insanların huzur ve güven içinde Türk bayrağının gölgesinde seyahat ettiğini göreceğiz. Bu bir insanlık suçudur. Ne yazık ki bunu yapan Yunanistan olunca ne Amerika'nın ne hiç Avrupa Birliği'nin çıkmaz çünkü bakın aslında aylan bebek fotoğrafına timsah gözyaşları döken Merkel'e sormak lazım. Macron'a sormak lazım. Fransa'ya, Avrupa ülkelerine, hatırlıyor musunuz o günlere? Ya, ortalık ayağa kalkmıştı. Hatırlamaz mıyız? Açıklama i̇şte, bekledik o zaman da. Üzgün olduklarını söylediler ama sonra ne oldu? Hatta size de yorumlamıştık. İki gün sonra unutulur demiştiniz. Evet, ve bu botlarda da aylan bebekler var.
Yani hala ailen bebekler deniz yıldızları gibi Ege'nin sularına karışmaya devam ediyor ne yazık ki. Ama dünya kör, dünya sağır, dünya duymuyor. Gene işte bu iş insan erdemler gereği Türkiye'nin omuzlarında. Ben Orta Doğu ve Afrika jeopolitiğinin birçok yerine gitmiş gazeteciyim. Her insanın kendi ülkesinde, kendi toprağında karnını doyurarak huzur içinde yaşaması gerektiğine inanıyorum. Bunlar Suriyeli ya da Afrikalı ülkelerinden insanlar. Hiç kimse durup dururken ülkesinden gidip bir bilinmeyene, bir bilinmezliğe doğru gitmez. İnsan kaçakçılarının, insan simsarlarına binlerce dolar vererek bu Ege kıyılarına geliyorlar. Ve bunun sonucunda da bu karşımızdaki bir manzara yaşıyoruz. Bilmiyorum olayın devamını, mutlaka bu insanların yardımına gene belki ileriki günlerde açıklanır. Türk sahil güvenliği yetişmiştir. Çünkü benim bildiğim, aklımda kaldığı kadarıyla bizim kahraman vefakar sahil güvenlik bot komutanlığımızdan çekilen bir görüntü bu. Evet. Hafızam yanılmıyorsa. Büyük ihtimalle kınalı kuzuları olan bizim barbaroslarımız o insanların ölmesine izin vermemiştir. Yaşam haklarını korumuşlardır. Ne yazık ki bunlar yaşıyor. İşte görüntülerde de gördüğünüz gibi durum Afrikalı insanlar. Bizim sahil güvenliğin botu yazılardan anladığım kadarıyla, buradan ekrandan görebildiğim kadarıyla bu iş böyle. Yunanistan insan hakları suçu işliyor. Suçu da örtbas etmek için Türkiye'ye saldırıyor. İşte Belarus örneğinde olduğu gibi. Ben Belarus'la ilgili ulusal kanalda bir bilgiyi vereyim. Bunlar Irak'tan bir turizm, paravan turizm şirketleri tarafından kullanılarak bir kısa bir süresi içinde bazen Türkiye aktarmalı ya da Avrupa'nın değişik lokasyonları da Moskova aktarmaları uçakla Belarus'a taşındılar. Belarus'a nasıl girdiler? Belarus devletinden vize aldılar. Bunu Irak'taki turizm şirketi aracılığıyla aldılar. Şimdi diğer başlığa da süremizi tamamlarsanız cümlenizi, bir başlık hızlı daha bir iki var. Cümleyle, lütfen. Türkiye'nin bu işle hiçbir alakası tabii yok. Ki. Yani Yunanistan bunu da. Burada ileriki günlerde mutlaka açacak. PKK ilintili grupların ve çetelerin ve insan simsarlarının bu olayın içinde olduğunu düşünen bir gazeteci. Peki, takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz ama Yunanistan başlığında İspanya'yı da konuşmak istiyorum. Türkiye ve İspanya arasında yapılan bir savunma anlaşması var. Yunanistan kızgın İspanya'ya. Yunan medyasında sürekli İspanya ile ilgili haberler yapılıyor. Bu savunma anlaşması irdeleniyor, tartışılıyor. Şimdi tatbikatlar yapan birçok ülkeyle, savunma anlaşmaları yapan birçok ülkeyle Yunanistan değil mi? Yapmıyorlar mı? Şimdi ne oldu da şimdi Türkiye yani İspanya ile bir savunma anlaşması yapıyor? Neden bu kadar çok kızılıyor sizce? En önemli nedeni İspanya'nın bir Avrupa Birliği ülkesi olması ve Yunan aklına göre her zaman ne olursa olsun onların yanında olması gerektiğini düşünüyorlar. Kendi diplomatik ve siyasi akıllarına göre. Ama Türkiye'nin son yıllarda milli gemi projelerinden SİHA ve İHA'lara kadar birçok hava savunma sistemlerinden Altay tanklarından Atak helikopterine kadar alt alta koyabileceğimiz 20 kalem ürünü milli ve yerli olarak üretmesi İspanya'nın, Polonya'nın, İngiltere'nin hatta dolaylı olarak Amerika'nın bile dikkatini çekiyor ve Türkiye ile iş yapmak istiyorlar. Bu bir ülkelerin menfaatleriyle ilgili. Bugün İspanya'nın menfaati Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ortak savunma sanayindeki projelere imza atmak. Biliyorsunuz uçak gemisi birlikte yürüdü Cumhurbaşkanı. Şimdi daha büyüde gerçekleşecek. Artık Türkiye savunma sanayinde öyle bir üretim gücüne ve yazılım bilişimde öyle bir noktaya geldi ki dışarıdan artık liderlik düzeyinde gelip işte Polonya ve İspanya örneğinde olduğu gibi Türkiye ile iş yapmak istiyor ve devam eden projeler var. Yunanistan kıskanıyor. Yunanistan bunu kaldıramıyor. Çünkü bir önceki yayın periyodunda başlığımızda da söylediğim üzere Türkiye'nin asker alanda güçlenmesi, Türkiye'nin yükselenleri kendilerini bir tehlike ve risk olarak görüyorlar. Tırnak için ne söyleyeyim bunu devamlı tekrarlayacağım. Dayak yemekten korkuyorlar. Onun için yanlarında da işte dediğim gibi farklı partnerleri almaya çalışıyorlar. Çünkü Ege'de Adalar Denizi'nde mutlaka bir kapışma olacak. Bu buraya gidiyor. O zaman önümüzdeki dönem yeni adımlar bekliyorsunuz siz Yunanistan'da. Tabii. Çünkü İspanya Akdeniz'in biz Doğu Akdeniz'deyiz. Batı Akdeniz'deki İspanya'da da Türkiye stratejik adımlar atıyor. Bilindiği üzere İspanya Cebelatarı ve Büyük Okyanus'a hem Akdeniz'e ve hem Büyük Okyanus'a kıtası olan bir ülke, önemli bir ülke. Bu işbirlikleri artacaktır. Bundan da rahatsızlıklar çoğalacak. Bugün Yunanistan, yarın Fransa'dan gelecektir. Ama ülkeler menfaatlerini düşünür. Ülkeler
çıkarlarını düşünür. Türkiye ve İspanya'nın savunma sanayinde ortak çıkarları ve menfaatleri vardır. Türk Devlet Aklı da bunu ilerleterek devam ediyor. Peki. Maraş konusunda da bir rahatsızlığı vardı. Avrupa Birliği şikayet etti Maraş'ın açılması konusunda Türkiye'yi. Yani şimdi şöyle bir cümleyle Avrupa Birliği'ne şikayet etmesi Yunanistan'ı hiçbir şey bağlamaz. Yani ne kadar şikayet edersen Türkiye'nin hem Kıbrıs'ta hem Maraş'ın açılması hem Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de bir siyaseti ve stratejisi var. Bakın ben şunu da söyleyeyim. Acilen bu sismik ve sondaj gemilerinin Adalar Denizi ve Akdeniz'deki görevlerine daha aktif olması lazım. Bazıları limanlarda bekliyor. Bunu da açıkça söyleyeyim. Oradaki ekonomik ve stratejik adımlarımızdan Akdeniz ve Adalar Denizi'nde olalım. Asla geri durmadan sürekli çalışmamız gerekir. Ben de bunun çok önemli durdum. Bazı gemilerimizin limanlarda olduğunu görüyoruz. Buna da çok üzülüyoruz. Donanmamızın kontrolünde, kollamasında sismik araştırma gemileri ve sondaj gemileri daha aktif kullanılmalı. Bunu da yayınızda belirtmek istedim. Peki. Sayın Yavuz Aslan çok teşekkür ederiz. Birçok başlığa değindik aslında. İyi çalışmalar. Başarılar, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Gazeteci Güngör, Yavuz Aslan'la dış politika gündemine bir pencere açtıktan sonra. Şimdi Endonezya'ya gidelim. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Zaman zaman geride kaldı ama yılmadı. Yarış bitimine 12 tur kala zafere doğru gaza bastı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da gerçekleşen yarışta sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Toprak Razgatlıoğlu bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Pol pozisyonundan 20 turluk yarışa başlayan Ay Yıldızlı motosikletçi zaman zaman yarışta liderliği rakiplerine kaptırsa da bitime 12 tur kala yarışta tekrar birinci sıraya geçti. Ay Yıldızlı sporcu Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe adını yazdırdı. Yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci sırada, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada bitirdi. Genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nin 30 puan önünde 531 puanla lider olarak ilk yarışa başlayan Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla genel klasmanda puanını 551'e çıkardı. Böylelikle sezonun son yarışı öncesinde dünya şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Milli motosikletçi yarışın ardından ilk tebrikleri aldıktan ve motoruyla sevinç gösterisi yaptıktan sonra Türk bayrağıyla podyumdaki yerini aldı. Kapadokya'ya gidelim. Moldova'dan 180 turisti doğrudan uçuşla Nevşehir'e indi. Moldovalı turistler Kapadokya Havalimanı'nda karanfille karşılandı. Dünya Kültür Mirası listesindeki Kapadokya'ya farklı ülkelerden direkt uçuşlar yapılması için yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. Moldova'dan 180 turist direkt uçuşla Nevşehir'e indi. Moldovalı turistler Kapadokya Havalimanı'nda uçuşu organize eden şirketin yetkililerince karanfillerle karşılandı. Moldova'dan ilk Kapadokya'ya inişli charter uçağımız indi. 180 yolcumuz var şu anda uçakta. İkinci depolamız 24 Kasım sabahı inişli olacak. Onda da 144 koltuğumuz şu anda dolu. Aşı belgesi kontrolü ve ateş ölçümü sağlık personelince yapılan turistler, pasaport kontrolünün ardından tur otobüsleriyle konaklayacakları tesislere götürüldü. Varlık nedenimiz bu topraklar. Bu topraklara çok şey borçluyuz. Kapadokya için üretmeye devam edeceğiz. Moldova henüz bölgemiz için yeni bir pazar. Gelen misafirleri 3 gün boyunca en iyi şekilde bölgemizin güzelliklerini tanıtmaya çalışacağız. Moldovalı turistler de Kapadokya'yı keşfetmek için heyecanlı. Türkiye çok gidip geliyorum. Kapadokya'ya ilk defa geldik. İnşallah devam edeceğim. Seviyorum Türkiye. Dünyanın ilk üniversitesi 8 yıllık çalışma sonucunda Harran'da ortaya çıkarıldı. 12. yüzyıla ait medresenin toprak üzerinde 24 odası bulunuyor. Tarihsel olarak baktığımızda dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi.
Dünyanın en eski yerleşim bölgesinde 12. yüzyıla ait medrese kalıntıları bulundu. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Harran Ören yerinde 12. yüzyıla ait medrese kalıntıları ortaya çıkarıldı. Büyük medresenin 5 büyük üniversite kampüsünün ilkini açığa çıkarmış bulunuyoruz. Ören yeri kazıları 8 yıldır yürütülüyor. Harran'ın 5 medresesi olduğunu söyleyen Harran Kaymakamı Cihat Koç, ilk kez Harran'ın bu bilinen medresesinden birine burada rastladıklarını belirtti. Harran'da eğitimin tarihi, bilimsel eğitimin tarihi milattan önce 3000'leri bulduğunu görüyoruz. Bahsettiğimiz yer aynı anda 300 bilim adamının eğitim verdiği bir yerden bahsediyoruz. Medresenin toprak üzerinde 24 odası bulunuyor. 5 odayla medresenin anıtsal kapısı tamamen, revakı ise kısmen açığa çıkarıldı. Bir eyvan, o müderris denilen baş öğretmenin, baş hocanın olduğu ve eğitimlerin verildiği kısımlar, eyvanlar, revaklar ve yine o işçilerin çalıştığı sağ tarafta da bu medresenin öğrencilerine ait odalar, 24 tane tespit ettik toprak yüzeyinden. Ama Harran için bu bir real gerçeklik. Dünyanın ilk üniversitesi Harran'da ve biz bu ilk üniversitenin bütün kalıntılarını açığa çıkarma yolunda ciddi anlamda bir çalışma yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda bilimsel metinlere de son yapılan çalışmaları hocalarımız aktaracaktır. Zonguldak'a gidiyoruz. Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali'nin 14.sü düzenlendi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılan festivalde 15 ton hamsi dağıtıldı. Balıkların pişirildiği 2 kilometre 200 metrelik mangal da Guinness Rekorlar kitabına girdi. Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılmıyordu. Ünlü festival bu yıl rekorla geri döndü. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali'nin 14.sü yapıldı. Festivalde sahil şeridinde 2.2 kilometre uzunluğunda mangal kuruldu. Katılımcılara pişirmeleri için 15 ton hamsinin yanı sıra 2500 ızgara, 500 jel, 10.000 helva, 10.000 su, 7.500 ekmek, 1.5 ton soğan, limon ve ıslak mendil dağıtıldı. Hamsi dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar daha sonra müzik eşliğinde mangallarını yaktı. Belediye ekiplerince kazanlarda pişirilen balıklar da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Amfitiyatrodaki etkinlikte konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospayık, ilk kez 2002'de düzenlenen festivalde kullanılan en uzun mangalla Guinness Rekorlar kitabına girdiklerini söyledi. Derneklerin hepsine bir gün önce çıktılar. Hamsileri dağıttık, ondan aldıklarını yaptılar. İşini de hale getirdiler. Salgın nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen festivali yeniden yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pospayık, farklı illerden katılımla gerçekleşen etkinlikte 15 ton hamsi dağıtıldığını kaydetti. 15 ton civarında hamsi, soğan, helva, su, ekmek hepsini tedarik ettik. Evet, devam ediyor gün ortası haberlerimizde efendim. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara tatili de sona erdi. 9 günlük tatil sonrası dersleri yeniden çaldı. 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Nasıl geçti tatilin? Çok güzeldi. 9 günlük aranın ardından yeniden okullarının yolunu tuttular. Bir haftadır öğretmenimi çok özledim. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara tatili sona erdi. Yüz yüze eğitim öğretim kaldığı yerden yeniden başladı. Okullarda ara tatil sonrası dersleri çalarken 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Covid-19 vakaları nedeniyle 850 bin sınıftan 66'sı kapalı durumda. Biraz da heyecanlıyım. Bugün sınavlar var. Veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı. Çocuklarının okula girmesini bekleyen veliler okulların önünde yoğunluk oluşturdu. Dinlendiler, oyunlar oynadılar, çeşitli etkinlikler yaptılar. İyi geçti tatil. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
Yarı yıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 2020 raporu yayımlandı. Rapora göre mali suç sayısı 2020'de %12 azaldı. En çok sahte para ele geçirilen il İstanbul oldu. Tefecilik suçunda ise Ankara ilk sırada yer aldı. Evet, arsalı önlü basılmış halde 100 Amerikan doları. Mali suçlarla mücadele raporu yayımlandı. Sahte parada İstanbul, tefecilikte Ankara ilk sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın raporuna göre 2020'de mali suç sayısı %12 azaldı. Sabahın haberine göre raporun sunumunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 41 operasyonla 30 adet ulusal çapta organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Terör örgütü PKK başta olmak üzere birçok suç örgütünün finansal açıdan zayıfladığını belirtti. Mali suçlarla mücadele kapsamında 2020'de 17.609 şüpheliye işlem yapıldı, 1065 şüpheli tutuklandı. 2019'da olay sayılarında %12, şüpheli sayılarında %21, tutuklu sayılarında %10 düşüş yaşandı. 2020'de 2019'a göre planlı tefecilik operasyonlarında %44, planlı parada sahtecilik operasyonlarında %61 ve planlı kamu kurumu dolandırıcılığı operasyonlarında %59 artış sağlandı. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yurt genelinde yaklaşık 4 milyon paket kaçak sigara, 12,5 milyon litreyi geçen kaçak akaryakıt, 132 binden fazla tarihi eserle 7 milyona yakın kaçak ilaç ele geçirildi. 1880 silah mühimmat kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Yaklaşık 3000 silah ve 145.500'e yakın fişek ele geçirildi. Mali suçlarla mücadelede 1 milyon 733.935 dolar, 129 milyon 648 bin Türk lirası, 60.090 euro sahte para ele geçirildi. En çok sahte para ele geçirilen iller arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Kocaeli, Denizli, Mardin, Hatay, Ankara, Samsun, Van, Antalya ve Gaziantep izledi. Tefecilik suçuna yönelik 166'sı planlı 1156 operasyon yapıldı. En çok olay sırasıyla Ankara, Adana, Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, İzmir, Adıyaman, Konya, Mersin ve Bursa'da oldu. Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 ve Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK-KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Operasyonun ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahıs yakalandı. 5 şahıstan birinin FETÖ üyesi bir avukat olduğu tespit edildi. Avukat YB işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Şüpheli, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir şahsın da PKK-KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Eren operasyonları ile devam ediyoruz. Eren operasyonları PKK'nın kış planını bozdu. Operasyonlarda bugüne kadar PKK'nın çok sayıda barınma alanı imha edildi. Çeşitli türlerde silah ve mühimmatla patlayıcı madde ve uyuşturucu da ele geçirildi. Şırnak, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari ve Tunceli'de ard arda başlatılan Eren kış operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı'nca ilk operasyonun başladığı 7 Kasım'dan bugüne terör örgütüne ait 177 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Operasyonlarda iki terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda silah ve mühimmatla 80 kilogram patlayıcı madde, 19 el yapımı patlayıcı, 10 el bombası, 867 kilogram uyuşturucu ve yaklaşık 1,5 ton yaşam malzemesi ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının genişletilerek süreceğini bildirdi. Ve terör örgütü PKK çöküştü efendim. Türkiye'nin ağır darbeler vurduğu PKK militan bulmakta zorlanıyor. Terör örgütü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye'de düzenlediği etkinlikte gençlere Kandil'e giderek PKK'ya katılmaları yönünde çağrı yaptı.
Türkiye'nin PKK'ya yaptığı operasyonlarla birlikte terör örgütü nefes alacak yer bulamıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in yaptığı nokta atışı operasyonlarla beraber örgüt içerisinde moraller bir hayli bozuk. PKK artık eleman dahi bulamıyor. Bir sakin. Hani durma bir sakin. Ya ne vicdanlıkın ya. Terör örgütü PKK, Süleymaniye'de düzenlediği etkinlikte gençlere Kandil'e giderek PKK'ya katılmaları yönünde çağrı yaptı. PKK'dan militan krizi baş gösterdi. 20 Kasım'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde Özgürlük Savaşı'na gelin, gerillanın direnişine katılın adı altında bir etkinlik düzenledi. Bas News'in haberine göre Hevari Parkı'nda düzenlenen etkinlikte savaşacak militan bulamayan terör örgütü açık bir şekilde gençlere Kandil'e giderek PKK saflarına katılmalarını istedi. Rusya ve İran arasında bir görüşme var. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la bir araya geldi. Astana sürecine vurgu yapan Abdullahiyan, Suriyelilerin kendi aralarında yapacağı müzakerelerin bu ülkedeki krizin tek siyasi çözüm yolu olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev önce Şam'a ardından da Tahran'a gitti. Lavrentiev, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı. Putin'in Suriye özel temsilcisi Lavrentiev'in yanı sıra Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in de görüşmede hazır bulundu. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Astana sürecinin önemine vurgu yaptı. Abdullahiyan, Suriyelilerin kendi aralarında yapacağı müzakerelerin bu ülkedeki krizin tek siyasi çözüm yolu olduğunu söyledi. İranlı bakan, Rusya ile kalıcı ve uzun vadeli işbirliğini geliştirmek istediklerini belirterek, Moskova ve Tahran'ın Suriye'nin yeniden imarı için birlikte çalışmasının önemine değindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını paylaştı. Haftalık vaka yoğunluğu haritasında Ordu zirveye yerleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de vakalar artış gösterdi. En çok artış yaşanan il ise Tunceli oldu. Aşılamanın önemine vurgu yapan Bakan Koca, salgına karşı daha güçlü mücadele için aşılama oranını yükseltmeliyiz ifadelerini kullandı. 6-12 Kasım haftalık vaka haritasını açıkladı. İllerdeki artışa dikkat çekti, aşı çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede 100 binde görülen ve 6-12 Kasım arasını kapsayan haftalık vaka haritasını paylaştı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308.22, Ankara'da 241.38, İzmir'de 68.74 oldu. Haftalık vaka yoğunluğu haritasında Ordu zirveye yerleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de vakalar artış gösterdi. En çok artış yaşanan il ise Tunceli oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın olarak açıklandı. Aşılamanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz ifadelerini kullandı. İki doz aşılıların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstüne esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz. Efendim, bu haberle birlikte gün ortasını burada noktalıyoruz. Yarın saatleri 12'yi gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Biz ayrılalım. Bugün hava raporu gelsin ekranlarınıza, takip edebilirsiniz. Saatleri 15'i gösterdiğinde de sevgili Seda Anık günlükle karşınızda olacak diyelim. Ve iyi seyirler. Hoşça kalın. Thank you.
Thank you.